Hayatta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün programımızda çok uzun zamandan beri, hatta belki bir sene olacak. Yani uzun zamandan beri beklediğimiz, şu anda da programa konuk olmasından şeref duyduğum çok önemli bir konuğum var. Kim var? Tarihçi yazar Profesör Doktor Erhan Afyoncu, hoş geldi. Şimdi her konuğa sorduğum gibi o fix menüyü açıyorum. Erhan Afyoncu Araf'ta mı? Değil. Değil. Hayatın hiçbir döneminde de olmadı. Niye olmadı? Niye olmadı? Yani aslında bu şöyle bir şey. Rahmetli Cemil Meriç gibi yönünüzü kaybetmezseniz Araf'ta olmazsınız. Yani burada problem şu. Ben kendimi şöyle düşünüyorum. Mete döneminde de, Fatih döneminde de, Cumhuriyet'in başında da bu toplumun değerleri neyse, siz o değerlerle hemhal olursanız Araf'ta kalmazsınız. Yani o gelenekten kopanlar genelde Araf'ta kalıyor. Yani kendini o zaman kaybediyor. Ama bu toplumun 2200 yıldır kimliğini yansıtan bir Türklük, bir Müslüman damarı var. Bu damarın içinde kaldığınızda kendiniz zaten yolunuzu buluyorsunuz. Zaten bir yolunuz var, çizilmiş o. Ama gelenek düşmanlığı yaptığınız zaman farklı bir yere geliyor. Ay, çok net oldu. Tabii net, şey değil. Ve belli şeyleri de fazla sorgulamamak lazımdır. Yani her şey sorgulanmaz. Çünkü zamanı da sorgulanmış. Şimdi zaman zaman özellikle bazı şeylerde böyle sollar olur. Ya bunları zamanında birçok alimin, ataların vesaire tartışmış. Yeni bir şey icat etmek gerekirse o her alanda olmaz. Gelenek de zaten olmaz. Gelenek kendi tabii çizgisinde giderse kendini yenileyerek devam eder. Ama işte tabii çizgisinde giremediği zaman tıkanıklık o zaman oluyor. Ne oluyor? Toplum devlet ayrışması oluyor. Peki Erhan Hocam, biz böyle biraz sizi tanımak istesek ayıp etmiş olur muyuz? Niye? Çünkü ben baktım, normalde hiç kendinizle alakalı, hep güncel siyasetin de dışında aslında Türkiye'nin önemli meselelerinde çok önemli söylenmeniz olmuş ama hiç böyle Erhan Afyoncu kendisini anlatmamış. Niye anlatmamış? Acaba istemiyor mu? Yoksa böyle bir platform mu? Ona girmeden şey yapalım, bugün anneler günü. Peki. Buyurun. Başta şehit annelerimiz olmak üzere annemin, eşimin ve bütün Türkiye'deki annelerin çok anneler gününü kutluyorum. Yani anneler boşuna, bizim geleneğimizde annet, cennet annelerin ayaklarının altındadır denmiyor. Yani bu önemli bir şey. Burada işte dediğimiz gibi bakın, bu problem burada oluyor zaten. Annenin değerini mesela bizim geleneğimiz, kültürümüz buraya yerleştirmiş. Bunun daha üstü yok. Batı ne yapmış? Tek bir gün annelere teksif etmiş. Şimdi biz de ona gidiyoruz maalesef. Yani yanlış bir şey yapmışız aslında. Değil yani şöyle işte şeyden koparsanız aslında bizim fark etmemiz lazım. Ben şimdi belli şeyleri yeni yeni fark edebiliyoruz. Nasıl fark ediyoruz? Batı'nın mesela Kemal Sunal'ın filmlerinde bazı şeyler vardır. Komedi olarak seyrettik. Çocuk alır götürür Almanya'ya, çocuk parası alır. Yani o Almanya'nın bizim şu andaki nüfus problemini 30 yıl önce karşılaştığını gösteriyor. Aslında biraz biz bu işi komedi olarak bakmayıp ciddiye alsaymışız. 30 sene sonra başımıza gelecek. 30 sene önce de tedbirlerle bir kısmen revize edilebilir. Tamamını önlemeniz mümkün değil. Şimdi aynı şekilde mesela ben çocukken hatırlıyorum, anneler günü ya niye kutluyoruz, biz annemizle beraberiz falan derdi. Batı öyle değilmiş ama. Batı kopmuş. Ama bunu sorgulamanız da çok güzel. Çocukken ne kadar, ne zaman söylediniz? Çünkü şöyleydi ama ilginçtir, bakın Türkiye tabii çok farklı bir yerden geçti. Mesela Türkiye çok kapalı bir toplumdu. Yani 80'lere kadar. Onun da iyi tarafları var, kötü tarafları var. 80'lerden sonra dünyaya açıldı. Mesela turist gördüğünüzde millet kovardı. Çünkü turist istemiyor. Yabancı gelsin istemiyor. Veya anneler gününü kutlamak mesela iyi görülmezdi o 70'li yıllarda. Çünkü öyle bir şey yani düşünülmüyordu. Çünkü hep annesiyle beraber. Onun Batı'nın bir tasavvuru olduğunu biliyor. Yani şöyle tabii Batı, biraz da şeyden, Batı'dan gelen her şeye o düşmanlık sürüyordu 70'lerde. Yani çünkü Batı'dan iyi bir şey geleceğini düşünmüyordu toplum. Yani dediğimiz gibi 80'lerden sonra toplum açılmaya başladı. Ve tabii daha önceden boşanmalar az, kopan aileler az. Çocuklar anne babasıyla birlikte oturuyor. Hatta 3 nesil bir arada oturuyordu. Yani evlerin sistemi de öyledir. Mesela Tokat'ta baktığınızda 2-3 tane ev ortak bir avluya açılır. Orada anne oturur, dede oturur. Çocuklar evlenir, oraya oturur. O bir hayat tarzıydı, büyük aile. Bu önce çekirdek aileyle biz bunu kaybettik. Şimdi bireyselleşerek kaybediyoruz. Tabii şeye de gelelim. Bir insan kendini niye anlasın? Yani bir mantığı yok. Yani anlatmasının bir mantığı yok. Doğru. Bir de tabii şöyle, dediğimiz gibi kendinizi öne çıkarabilir misiniz? Çıkarırsınız.
Bazı insanlar bunu çok severler. Devamlı ön planda olmak isterler. Özellikle bürokratlarda falan vardır. Adam kapı bile açsa kapının kolunu açarken resim çektirir, koyar vesaire yapar. Ben Tokatlıyım. Yani Tokat'ta doğdum. İlk ortaokulu, liseyi Tokat'ta okudum. Tabii seyircilerimize de şunu söyleyelim. Tokat şimdi yol güzergahının dışında kaldığı için ayağa pek insanların uğradığı bir yer değil ama o sayede de Tokat tahrip edilmemiş bir yer. Yani o orta çağdan gelen dokusunu hala koruyor. O yüzden Tokat'a gitmelerini tavsiye ederim. Yani Mevlana bile diyor ki Tokat'a gitmek gerek diyor. İnsan diyor mutedildir diyor. İklim ılımandır. Gerçekten de şimdi Tokat Sivas yan yanıdır. Sivas daha büyüktür Tokat'tan. Fakat Sivas'ın iklimi serttir. Yüksektir çünkü Sivas. Tokat'ın iklimi daha ılımandır. Mesela her türlü sebze yetişir Tokat'ta. 3 tane büyük ovası vardır. Ve çok güzel bir tarihi güzelliği var. Tabii 17 yaşınıza kadar ben Tokat'ta yaşadım ve 1984'te İstanbul'a geldim Marmara Üniversitesi'nde. İlk gurbetiniz o mu? Yani tabii. İlk, daha önceden gurbet diye bir şey olmuyordu. Yani bakın şöyle, yani insanlar şehrin dışına çok nadir çıkarlardı. Yani bir kere bir para yok toplumlarda. Türkiye fakir bir ülke. Yani 70'lerde ama mutlu bir ülkeydi aynı zamanda fakirlik. Yani para var, mutluluk var diyorlar, öyle değil. Mutlu bir çocuk muydu? İnsanlar mutluyduk tabii. Niye mutlusunuz? Ay, mutlu bir çocuk muydu Erhan Afyoncu? Mutluydu. Yani bir kere sokakta oynuyorsunuz. Evet, o en güzel şeylerden birisi. Yani arkadaşlarınız var, bir grubunuz var. Okula gidiyorsunuz. Eve geliyorsunuz, anneniz, dedeniz, babaanneniz var. Kardeşiniz var. Tabii orada eskiden insanlar mutluydu bakın. Çünkü istekleri azdı. Görmüyorlardı. En önemli şeylerden birisi o. Çok doğru. Şu anda her şeyi görüyoruz. Yani şimdi mesela rahmetli babaannem derdi ki, onu da söyleyeyim. Bizim toplumumuzda temel direkt babaanneymiş. Bunu da sonradan analiz yapalım. Tabii babaanne o büyük aile zamanında bütün kültürü alıp ailenin reisi statüsünde altı aktaran kişiymiş. Yani çekirdek aileyle mesela biz bunu kaybettik. Yani o babaannenin gitmesi, evlerinin ayrılması aynı zamanda şunu sağlıyor. O gelenekten, kültürden kopuyorsunuz. Anne çalışınca tabii çocukla ilgilenecek zamanı da olmuyor. Bu sefer tamamen kreşlerine verirse çocuk onunla geliyor. Ona göre mesela şu anda toplumun bana göre en önemli mesleği anaokulu öğretmenliği. Çok yani güzel. Hem geleceği inşa edecek, bakın sağlık açısından da inşa edecek. O çocuk sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı hareket etmeyi anaokulunda öğrenmeye başlayacak. O açıdan anaokulu öğretmenleri bana göre şu anda toplumdaki en kritik görevi icra eden meslek. Ve anaokulu öğretmeninin eğitiminin de ona göre olması lazım. Tabii dediğimiz gibi 70'li yıllar aynı zamanda Türkiye'de ilk defa televizyonla tanışılıyor. Televizyon geliyor. Mesela şimdi insanlar şimdi televizyon, YouTube vesaire şey diyor. Ben onu hatırlıyorum. Televizyon uzun süre tartışıldı. Seyredilmeli mi, seyredilmemeli mi? Peki. Aynı şeyi de tartışılırdı ben mesela çocukken. Mesela kapalı toplum diyorsunuz ya hocam. Tabii. Orada çok tartışıldı yani bizde. Yani şöyle, yani çoğu aile evinde televizyon uzun süre almadı. Sonradan aldılar. Mesela rahmetli dedem haber seyrederdi sadece. Ajans derlerdi o zaman. Bir inanç dünyasını seyrederdi. Televizyona başka şeye bakmazlardı. Tabii bir an tarım toplumunun izleri devam ediyor hala sizde. Yani siz sanayi toplumu olamadığınız için tarım toplumunun yani birkaç asır önceki geleneği devam ediyor. Tabii 84'te İstanbul'a geldim. O da bir tesadüf oldu. Çünkü ben tarihçi olacağım. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gideceğim derken bir gün hocamız Marmara Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşımız ve Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden sita işine bahsedince Marmara'ya yazdık ve Marmara'ya geldik. Şimdi çocukların elinde şu anda her türlü bilgi var. Şimdi zamanında öyle bir şey yok. Yani nerede hangi bölüm var, hangi hocalar var. Yani şu anda bir telefondan girip o bölümle ilgili her şeyi öğreniyorsunuz. Siz sadece kulaktan duyma duyabiliyordunuz. İşte yani Ankara'ya da gidebilirdik. Ankara'da da iyi bir bölüm, tarih bölümü ama İstanbul tarihin yaşandığı bir yer. Yani İstanbul, tabii Ankara Tokat'a daha yakın. Daha ailenize gidip gelebilir şansınız var. İstanbul uzak. Mesela ben geldiğimde otobüste 14 saat sürüyordu İstanbul. Şu anda 10 saate falan indi otobüste. Ve devamlı uçak var. Yani o ulaşım imkanları çok gelişti. Yani eskiden şöyle düşünün. 1950'lerde İstanbul'u okumaya, çalışmaya gelen insan ailesiyle irtibat kuracağı hiçbir imkan yok. Yani bir mektup yazıyor. Yani jetonlu telefonlar var ben geldiğim zaman. Kulübeler. Kulübeler var. Evlerde telefon yok. Rahmetli babam
bir arkadaşının Almanya'ya giderken yazılıp 20 sene sonra çıkan telefonunu aldığı için bizim evde telefon vardı. Yoksa evde de telefon yok. Mahalledeki de tek telefondu. Ve tabii İstanbul'un avantajı şu oldu. İstanbul'da bir kere İstanbul'un kendisi tarih. Yani onu görüyorsunuz. Yani her tarafınızda o Osmanlı tarihinin izlerini görüyorsunuz. Roma'yı görüyorsunuz. Aslında Bizans'ı siz severek de geldiniz. Ya yani şöyle severek değil. Tesadüfe geldim ama sonradan sonra sevdim. Evet. Ama tabii başlangıçta zor oluyor. Niye zor oluyor? Aileden hiç ayrılmamışsınız. Ve en önemli şey geldiğimde İstanbul'da bir kalacak yer problemi var. Yani o dönemde rahmetli bir akrabamızın yanında kaldım. Ve o bir ay sonra devlet yurduna geçtim. O devlet yurdu bulunmayan bir şeydi. Mesela bakın Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinin bir numara sebebi budur. Ve hala da bugün ciddi bir problemdir. Türkiye'nin en stratejik ve kritik işlerinden birisi. Üniversitelerde, Ankara, İstanbul gibi büyük yerlerde yurt sayısının artırılması lazım. Yani gelen çocuk devlet yurdunda kalması lazım. Kalmadığı zaman ne oluyor? Sadece farklı cemaatler, gruplar değil. Her türlü siyasi grup o çocuklara imkan veriyor. Aşırı sağ, aşırı sol, PKK'lı. Ve o çocuklar orada yok oluyorlar. Yani FETÖ mesela böyle büyüdü. Gelenleri evleri aldı. Şimdi mesela o yurda girmek çok zor bir şey. Çünkü yurt az. O zaman da az. Günümüzde de hala yapılanlara rağmen sayısal olarak az. Çünkü ilk geldiğinizde kalacak yer arıyorsunuz İstanbul'da. Bir de şu anda pahalı bir şehir İstanbul. Mesela o yurdu, Edirne Kapı öğrenci yurdunda kaldım ben. 4,5 yıl yaklaşık olarak. Tabii oranın mesela şöyle de diyelim. Şimdi yurtların imkanları da arttı. 6 kişi koğuş gibi kalıyordunuz. Tabii Türkiye'nin ilginç bir mantığı vardı. Biraz da fakirlikten muhtemelen. Hastanede koğuş sistemi var. 10 kişi bir odada yatıyor. Hapishanede koğuş sistemi var. Yurtta koğuş sistemi var. Yani mümkün olduğu kadar az binaya çok insan sığdırmayı planlanmış. Tabii zaman içerisinde burada dediğimiz gibi Osmanlı arşivini keşfettim. Yani şimdi dünyanın en önemli arşivlerinden birisi burada. 30'dan fazla milletin arşivini barındırıyor. O zaman Sultanahmet'teydi Osmanlı arşivi. Şu anda Kağıthane'ye gitti. Bana göre o da yanlış oldu. Yani Sultanahmet'te kalması lazımdı. Ve orada 86'da 2. sınıftaydım. Rahmetli Hanefi Bostan vardı bizim hocalarımızdan. Geçtiğimiz günlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onunla birlikte ilk defa arşive gittik. İlk defa Osmanlı belgelerini gördük. Tabii o zaman ilk ben Tokat tarihini araştırmaya başladım. Ve zamanla sevdik. Yani niye sevdik? Çünkü her şey var. Yani Osmanlı arşivinde padişahın borç senedi de var. Tokat'ın 1455 yılındaki nüfus defteri var. Macaristan'a kanunun yazdığı ferman var. 100 milyon civarında belge var. Ve her türlü insanı görüyorsunuz o zaman. Yabancıları görüyorsunuz, Bosna'dan gelenleri görüyorsunuz, Macaristan'dan gelenleri görüyorsunuz. Gazi Üniversitesi'nden gelenleri görüyorsunuz. Ve bir aile gibi oluyorsunuz. Yani orada tarihçiler oturuyor çay içerken. Konuları tartışıyor, sohbetler tartışıyor. Ve o hayatım İstanbul'u yönlendirdi. Yani orada dediğim gibi bir akademisyenliğe başladık. Doktoraya gittik. Yenişah tarihi dediğimiz 1500-1800 arasındaki alan üzerine uzmanlaştım ben. Bürokrasi, aşiretler üzerine. Daha sonra böyle değişik dergilerde popüler yazılar yazmaya başladık. NTV Tarih vardı mesela. Popüler yazılar derken hocam? Popüler tarih yazıları. Popüler şimdi yani. Akademik yazarken bazen öyle bir şeyler oluyor işte. O daha sonra mesela Kanal 24'ün ben ilk kuruluşunda vardım. Kanal 24 ilk kurulurken. Öyle mi? Tabii. Burada geçmiş zaman olur ki diye bir program yaptık. Tarih programı. Şimdi gelen yan yönetmenimiz Murat Çiçek'le birlikte o zaman çalıştık. Aynı stüdyo değil mi hocam? Aynı yok, burası. Karşıdaydı o zaman. Yolun karşısındaydı. O 212'nin olduğu taraftaydı. Daha küçüktü tabii. Yani stüdyolar vesaireler. Şimdi daha büyük, daha rahat. Şimdi şöyle düşünün. Eskiden böyle geniş stüdyolar yoktu. Işık kafanızdaydı. Yani böyle çoğu yerde çok dardı stüdyolar. Ve daha sonra Murat Bardakçı ile Habertürk'te tarihin arka odasını 2015'e kadar yaptık. Bu arada ben çok dergi, gazete yazısı yazdım. Hala sabahta da yazmaya devam ediyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi bir akademisyen kimliğiniz var. Teknik inceleme yapıyorsunuz. Kalkıyorsunuz mesela Derdest Defteri diye bir defter var. Onu yazıyorsunuz. Ama bir taraftan da popüler yazılar yazıyorsunuz. İkisi aynı anda herkesin yapacağı bir şey değil. Ayrı bir üslup. Mesela Murat Bardakçı'nın bana en büyük faydası o olmuştur.
Çünkü akademisyen kafasındakini herkesin bildiğini zanneder. Mesela Murat Bardakçı şunu derdi. Yazdığını kapıcının anlayacağı şekilde yazman lazım. Yani sarı. Yani televizyonda da aynısın. Tabii açık anlatmanız lazım. Şimdi burada 4. Mehmet diyorsun. 4. Mehmet'i şimdi herkes bilmek zorunda değil. İşte Osmanlı padişahı şu tarihler falan diye ilave etmeniz lazım. İşte bu şekilde televizyon programları ve daha sonra tabii akademisyenlik. Doktoranız bitiyor ya doçent oluyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Kitaplarınız çıkıyor. Bir taraftan mesela ben yurt hayatının bana getirdiği bir şeyi söyleyeyim size. Yurtta mesela her türlü insanla birliktesiniz. Aydın'dan birisi var, Trabzon'dan birisi var, Tunceli'den birisi var. Ve farklı mezhepleriyle bir aradasınız. Mesela benim odamda bilgisayar mühendisi de vardı, sosyolog da vardı. Mesela teknik eğitim fakültesinden o arkadaşımız vardı ve onların sorduğu bir şey vardı. Tarihle ilgili soru soruyorlar. Şimdi orada şunu gördük. Bizim popüler doğru bilgileri ihtiva eden kitabımız yok. Yani arkadaşlarımıza vereceğimiz, önereceğimiz kitap teknik bir kitap oluyor. O teknik kitabı da onların anlaması zaten çok kolay değil. Onları yoracak kitap ve mesela benim popüler yazı yazma sebeplerinden birisi budur. Yani, popüler derken en çok merak edilen tarihi olaylar. Yani şöyle düşünün. Şimdi Osmanlı tarihini bir akademik anlatmanız var. Tartışırsınız. Ne yaparsanız mesela Bursa'nın fethini tartışırsınız. Hangi gün oldu vesaire oldu. Bu normal okuyucuya hitap etmiyor. Bursa şu tarihte fethedildi demeniz lazım. Daha anlaşılır olması lazım. Tartışmaların olmaması lazım. Dipnotu mümkün olduğu kadar kullanmamanız lazım. Mesela ben bu tür kitaplarda yazdım. İşte Kısa Osmanlı Tarihi, Sollalı Osmanlı Tarihi. Mesela orada bir metot geliştirmiştik biz NTV'de. Sorularla bir konuyu anlatıyorduk gibi. Ama bir de sizin yazdığınız teknik kitaplar oluyor. Mesela Defterhane, ya amire benim doktora tezim. Bu Türkiye'de 10 kişi ancak okur, 11.si okumaz yani. Bu çünkü alanında dediğimiz gibi şeyler budur. Yani böyle yapılan bilimsel çalışmalar çok geniş kitleye hitap etmez. Ama o çalışmalardaki bilgilerin popüler dille okuyucuya aktarılması lazım. Peki popüler dil derken Erhan Hocam, dizileri bu anlamda nasıl buluyorsunuz? Mesela şimdi son dönemde gerçekten tarihi ya, konularla ilgili. Tabii, oradan onu da söyleyelim. Sonra işinizi kolaylaştırdı. Tabii o dönemde dizi. Mesela ilk Muhteşem Yüzyıl'ın şeyinde vardım ben. İlk yapılmaya başladığı zaman tarih tanışmanı bendim. Rahmetli Meral Okay'la Timur Savcı yapımcımız. Tabii Türkiye'deki ilk büyük tarih dizi odur. Kıyamet koptu. Türkiye'de. Tabii özellikle milliyetçi muhafazakar kesimi yanlış yönlendirdiler. Bir iki gazetenin. Yanlış başlığı. Şu oluyor bu oluyor diye olmayan iddialarla gidildi. İşte Kanuni şarap içiyor bilmem öyle bir şey yok. Dizide de yok. Ve büyük etkisi oldu. Bakın gelen yabancı heyetlerin çoğunda Muhteşem Yüzyıl hayranlığı var. Pakistan'dan bir heyet geliyor. Oturuyoruz, konuşuyoruz, kardeşiz falan. Gerçekten de öyle ama Bangladeş heyeti geliyor. Muhteşem Yüzyıl'ın danışmanıyım deyince bir anda hava değişiyor. Çünkü adam orada Hürrem Sultan, Halime Sultan diye oynamış. Halime Sultan diyor Pakistan'da çok meşhurdur diyor. Yani o şekilde tabii çok Türkiye'nin uluslararası alanda iş yapan bir dizisi oldu aynı zamanda. Yani hem Türkiye'de oldu. Bakın o dönemde en az 500 bin Kanuni ile ilgili kitap satılmıştır. Herkes Kanuni kitap bastı. Romanlar, kitaplar, araştırmalar, insanlar acayip kitap okudular. Daha sonra tabii Diriliş Ertuğrul geldi. Diğer diziler geldi. Tarih diziler Türkiye'de bir konsept oldu. Fakat orada şöyle bir şey de var. İlk Muhteşem Yüzyıl'da yapıldığında altyapı yok Türkiye'de. At yok. Yani öyle dizide kullanacağınız at yok. Kostümler. Kostümler yeni yeni yapılıyor. Mesela okçuluk Türkiye'de şu anda bayağı gelişti. O dönemde yeni yeni gelişiyordu. Ok atacak insan yok. Kılıç kullanmayı bilen yok. Onu yaptıracağınız kimse yok. Mesela Muhteşem Yüzyıl onun ilk şeylerini yaşadı. Ama tabii orada problem şu anda da günümüzde. Dizilerin senaryosu yok çoğu dizinin. İyi senaryo yazılamıyor. Bunun da sebebi şu. Belli şeyler yapılıyor. Mesela dizide özellikle kamu kurumları TRT falan yaptıysa kadını mesela belli bir yere koyamıyor. Koymayınca bu sefer ondan sonra dizinin senaryosunda ancak Kılıç Kalkan hikayesine dönüyor iş. Fazla da bir yere gidemiyorlar. Peki şu anda en başarılı bulduğunuz tarih dizisi hangisi?
Muhteşem Yüzyıl. Yani eskiden. Şu anda tarih dizi bir iki tane var ama o kadar iyi değil senaryoları. Yani bir ikisi de bizim yapımcısı arkadaşımız. Senaryoları zor. Oturtamlamıyor. Bir de belli bir süreden sonra bıkkınlık geliyor insanlara. Yani o farklı bir konsepte geçmesi lazım. Mesela Diriliş baştan çok o kahramanlık, kılıç vesaire çocuklara ayrı bir şey verdi hava. Ama o aynı konsepte gittiğiniz zaman şey demiyorsunuz. Yani belli bir süre sonra bıkıyor insanlar. Ya o popüler kitleyi tabii kaybediyor. Şimdi Erhan Hocam, Erhan Afyoncu'nun ödediği ilk bedel sorusundan sonra güncel şeye akacağım. Ondan sonra tekrar döneceğim falan, böyle bir turlayacağız. Valla bedel ödedik mi onu bilmiyorum. Yani ama şöyle diyelim. 28 Şubat süreci zor bir süreçti. Yani Türkiye'nin gerçekten de öyle. Ama önemli olan şey şu. Çünkü şöyle düşünün. Sizin milliyetçi muhafazakar bir kimliğiniz var. Geliyorsunuz vesaire yapıyorsunuz. Türkiye 90'lı yılların sonunda üniversitelerde özellikle en başta problem üniversitelerde başladı. Marmara Üniversitesi daha rahat bir üniversiteydi. Mesela İstanbul Üniversitesi gibi değildi. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde arkadaşlarımız bedel ödediler. Kadrolarını alamadılar vesaire olamadılar. Sıkıntılar oldu. Yani o dönemde belli bir sıkıntıyı biz de çektik. Ama İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversiteler gibi. Mesela Samsun 19 Mayıs'ta birçok kişiyi işten attılar. Birçok asistan o dönemi rektör görevden attı. Ama öyle büyük bir bedel ben hayatımda şu ana kadar ödemedim inşallah. Ödemeyiz. Ödetmesin Rabbim inşallah. Şimdi hocam, herkes kendi ideolojisine uygun bir tarihçi mi bakıyor sizce? Yani tabii öyle. Şimdi tarihçi... şöyle düşünün. En basiti şudur. İktidar 2. Abdülhamit'i savunduğu için muhalefet, burada bakın parti olarak söylemiyorum. Muhalefetin seçmeni Abdülhamit'e olumsuz bakıyor. Yani şimdi bu saçma sapan bir durum. Yani şimdi burada tarihi bizim inancımızı taşımamamız lazım. Yani bizim inanç alanımız değil tarih. Yani tarihe siz inançlarınızı taşırsanız o zaman tarihte kavga etmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de tarih ideolojik bir çatışma alanı oluyor. Yani bunu mesela biz program yaparken çok gördük. Akif dediğimizde, rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u andığımızda vay siz AK Partilisiniz diyorlar. Atatürk deyince AK Partilisiniz diyorlardı. Yani ikisi de bizim tarihimizin bir değeri. Birisi devletimizin kurucusu, öbürü Milli Marşımızın yazarı. Ama insanlar da böyledir. Yani bu dediğimiz gibi yok İttihatçılara bakış farklıdır, öbürüne bakış farklıdır. Bu sağlıklı bir analiz değil. Mesela böyle çok laik geçinenler, Osmanlı'yı es geçerler. Selçuklu ve Anadolu beyliklerinden kendilerine bir tarih yaratmaya çalışırlar. Orayı daha laik görüyor ama o da İslam devleti. Yani o da İslam sultanı, o da İslam hükümdarı. Yani bu dediğimiz gibi tarihte hep böyle bir çatışma alanı Türkiye'de oluyor. Günümüzde de oluyor ya. Bakın en basiti. Birkaç gün önce Marmara Üniversitesi'nde hilafet çalıştayı yapıldı. Yani bir bilimsel toplantı yapıldı. Kıyamet koptu. Hilafeti geri mi geldi? Ya bu üniversite akademik çalışmayı yapmayacak da kim yapacak? Murat Bardakçı da çok güzel bir yazı yazdı. Çok cahiliz çok diye. Yani gerçekten de Türkiye'de cahillik İlber Hoca da der. Had safhaya vardı. Aslında bu tarafsız tarihçi var mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Tarafsız olamazsınız. İşte niye olamazsınız? Bir kere bu zamanın ve mekanın insanısınız. Yani şimdi tarih pozitif bilimler gibi laboratuvara girip test edeceğiniz bir hadise değil. Test edemezsiniz. Tarih, tarihçinin tasavvuru çerçevesinde anlayacağınız bir şeydir. Orada da bunun bilimsel olması için ne lazımdır? Bir, tarihçinin iyi bir metodunun olması lazım. İki, tarihçinin hadiselere eleştirel yaklaşması lazım. Yani siz tarihteki bir hadiseyi kullanarak Almanların dünyanın en üst sınıfı olduğunu da konusunda kitap yazabilirsiniz. Yani ama bu dediğimiz gibi oradaki sizin ideolojik yapınızla alakalı. Şimdi siz çok ideolojik yanaşmasanız bile bu zamanın ve mekanın insanısınız. Yani buradan kendinizi bir yere kadar soyutlayabiliyorsunuz ama soyutlamanız lazım. Burada da metodu önemli tarihçi. Yani tarihçi bir, şimdi kaynaklarımız var. Bizim ne var? Arşiv belgeleri var. Tarihi kitaplar var. Seyyah raporları var vesaire var. Bir bunları kullanmanız lazım. İki, kullanırken de eleştirel yaklaşıp metodik yaklaşmanız lazım. Yani oradaki bilgiyi, belgeyi analiz etmeniz lazım. Yani onu istediği yönlendirebilir misiniz? Yönlendirebilirsiniz. Tarihçiler bunu yapıyorlar da zaten. Yani... Ve işin en ilginci iktidar çatışmasından oluyor günümüzde.
Yani dediğimiz gibi tarihteki bir hadiseden iktidara vurmak istiyorsa onu ona göre kullanıyor. Veya iktidar tarihteki bir hadiseden muhalefete vurmak isterse onu o şekilde kullanıyor. Ama bunu bilim adamlarının yapmaması lazım. Doğru değil. Şu anda çok fazla görüyoruz galiba, duyuyoruz, görüyoruz, gözümüze sokuluyor. Ya şöyle tabii, o dediğimiz gibi. Buradan şuna geleceğim hocam, çok özür dilerim. Sosyal medya tarih bilgisine vurulan dijital bir balta olabilir mi? Şöyle açayım mesela. Şimdi sosyal medya üzerinden şöyle bir tartışma işte. Herkes gazeteci, herkes psikolog, herkes şu, işte herkes felsefeci. İşte herkes de tarihçi oldu canım cümlesi. Gerçek tarihe ne kadar zarar verdi? Ya şöyle, zaten bizim millet olarak çok iyi bildiğimiz 3-4 konu vardır. Hı hı. Bu sosyal medyadan önce de var. Tarih, din, tıp, evet, ve din. Dördü. Hı. Bu 4 konuyu her Türk bilir. Hı. Yani şimdi her konuda bir fikir serdeder. Hatta şöyle der, ya tarihçinin yanında konuşmak ayıptır ama der, bir fikir söyle. Şimdi sosyal medyadan ve internetten sonra bu iş daha içinden çıkılması hale geldi. Yanlış bir bilgi yayılıyor ve onu toparlama imkanınız mümkün değil. Çünkü milyonlarca insana ulaşıyor. Yani oradan bir tane uydurma bir şey atıyor. Yani mesela hep söylerim, Wikipedia'nın yabancı dildeki, İngilizce'deki maddeleri çok iyi. Fakat Türkçe'deki maddeler çok zayıf. Yani insanların bilgi kaynaklarından birisi bu. Bunun güçlendirilmesi lazım. İki, mesela birisi bir tweet paylaşıyor. Geçenlerde hangisiydi ya? Saçma sapan tweetler. Bu Filistin meselesiyle ilgili. Filistin meselesiyle ilgiliydi herhalde. Toprak yani atma. Bir şey bir atıyor. O dönemde o paşa orada yok. Orada öyle bir hadise yok. Yani uydur uydur söyleye gidiyor. Aklıma gelir birazdan, onu söylerim. Hı. Şimdi ve milyonlarca insan bunu paylaşınca bu bilgi gerçek gibi anılıyor. Ve onu sonra siz doğrusunu paylaşsanız bile, şimdi bazen saçmalamak daha ilgi çektiği için sosyal medyada o daha fazla yayılıyor. Şimdi buradan aslında o zaman o konuya gelelim ama öncesinde tam bu soruya matuf işte bu Filistinlerin toprak satma meselesi aslında sosyal medya kurbanı bir konu haline getirildi. Oraya geleceğim ama bir şey sormak istiyorum. Biraz daha günceli yakalarsak mesela, sizce Türkiye'nin mesela 4 başlıkta toplasak şu anda en önemli problemi, meselesi nedir? Şimdi şuna şöyle diyelim. Türkiye 28 Şubat'tan itibaren aşırı bir siyasileşmeye girdi. Hı. Bu 100 yıl önce de vardı İttihat Terakki zamanında. Aşırı siyasileşti. Hepimiz, toplumun her kesimi aşırı siyasileşti. Kamplara bölündü ve siyasileştiği için de asıl meselelere kafa yoramıyor. Bakın, Türkiye'nin çok ciddi meseleleri var. Yani bu toplumun var olup olmamasıyla alakalı bir sorun. Şu anda bir numaralı problem Türkiye'nin nüfusu. Nüfus. Bakın, biz hep ne diyorduk? Şimdi Kemal Sunal'ın o filmini seyrederken biz istisayla bakıyorduk. Ya çocuk yok, bilmem ne yok. Şimdi adam 70'lerde bu probleme girmiş. Hı hı. Bakın, geçen gün nüfus istatistiği açıklandı TÜİK. 34 yaş Türkiye'nin ortalaması. Bu çok büyük bir yaş. Köyde yaş ortalaması 55. Yani Türkiye şu anda ciddi Avrupa'nın düştüğü nüfus krizine girdi. Çok ciddi genç nüfus yok. Bu ileride büyük bir problem olacak. Yani Türkiye muhtemelen 95-96 milyona kadar yükselecek. Orada kalacak, 100 milyonu göremeyeceğiz denilen bu. Ki 95-96 milyona da bu gidişle yükselemeyecek. Onu da ben öyle tahmin ediyorum. Şu anda Türkiye'nin bir numaralı tehdidi, bakın dış bir devlet falan değildir, bu nüfustur. Osmanlı'nın sona ermesinde de bunun çok ciddi bir rolü var. Osmanlı kendi nüfusunu artıramadı. Yani Rusya'nın nüfusu sanayi toplumuyla birlikte hijyenle ve sağlık şartlarıyla artarken bizim artmadı, Avrupa'nın da artmadı. Şimdi şöyle düşünün, 1923'te Cumhuriyet'in en büyük şeyi nüfusu artırmak. 13 milyona düşmüş. Nüfus Almanya döneminde 50 milyon. Rusya 150-170 milyon. Türkiye'nin bir numaralı problemi nüfus. İki numaralı problemi mülteci meselesi. Bakın, bu mülteci meselesi yönetilmesi gereken bir mesele. Türkiye'de değişik tedbirler alınıyor ama bunun çok ciddi problemler var. Gelecekte de var. Yani bunların hepsinin hesaplanıp kitaplanması lazım. Ve insanlar telaffuz etmeye korkuyorlar ama iklim değişikliğinin sonucunda yaşanmaz ülkeler ortaya çıkacak. Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden milyonlarca insan batıya doğru göç edecek. Yani bu bize gelecek, Avrupa'ya gelecek. Bu 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra olacak.
Yani bunların da hesaplanıp buna göre tedbir alınması lazım. Üç, Türkiye'nin önemli meselesi eğitim meselesi. Ben eğitim meselesinin de çok ciddi reform yapılması kanaatindeyim. Bakın şu anda Türkiye'de insanlar bunu söylüyor, kendi aralarında konuşuyorlar, söyleyemiyorlar. Türkiye'de üniversitede okuyacak öğrenci sayısı fazla. Üniversitelerin kontenjanının azaltılması lazım. Ve benim bir diğer düşüncem 12 yıllık eğitimin tekrar 8 yıla indirilmesi lazım. Zorunlu eğitimin. Çünkü Türkiye hızlı iş gücü üretemiyor. Şu anda Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi de iş gücü üretemeyen bir toplumuz biz. Yani şu anda belki sıkıntılar az görünüyor ama ileride artacak. Bakın Almanlar gelip İstanbul'da Üsküdar'dan berber alıp Almanya'ya götürüyorlar. Mesela biz sadece doktor diye görüyoruz. Her türlü alanda iş gücüne ihtiyacınız var. Mesela bizim şunu yapmamız lazım. 95 milyon olduğu zaman Türkiye'nin ne kadar berbere ihtiyacımız olacak? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ne kadar farklı mesleklere ihtiyacımız olacak? Ne kadar çobana ihtiyacımız olacak? Ne kadar bilgisayar mühendisine ihtiyacımız olacak? Yapay zeka ile birlikte bilgisayar mühendisinin ihtiyaç azalacak mı, artacak? Bunların hepsinin oturulup şey olması lazım. Yani şimdi yeni yeni meslekler ortaya çıkıyor. Mesela yapay zeka ile birlikte prompt mühendisliği diye yapay zekayı yöneten yöneticilerin ortaya çıkması lazım. Mesela bu alana yönelinmesi lazım. Şimdi dediğimiz gibi bunların oturup Çalışma Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, YÖK'ün birlikte planlaması lazım. Fakat problem ne? Plan bize uygun değil. Plan yapmak bizim kültürümüzde, geleneğimizde yok. Plan kelimesinin Türkçesi de yok. Yani çünkü atalarımızın plan yapacak zamanı olmamış. Yani Asya'dan buraya kadar geliyorsunuz. Ama bakın bu problemlere kafa yorulması lazım. Ve muhalefet, iktidar belli şeylerde ortak buluşması lazım. Ya bunlar iktidarın problemleri değil. Bunlar Türk milletinin problemleri. Türkiye'nin problemleri. Bunları bugünden planlayıp belli bir yönetim sağlayamadığınız takdirde bu sefer ne olacak? Ondan sonra feryat figan. Mesela ben çok iyi bir örnek söyleyeyim size. 90'lı yıllarda sınıf öğretmeni ihtiyacı patladı. İlkokul öğretmeni yani. Niye? Planlanmamış. Yok, planlamamış. Ne yaptılar biliyor musunuz? Veteriner, ziraat mühendisi. Evet. Farklı mesleklerden herkes sınıf öğretmeni yaptılar. Niye? İhtiyaç var. Ya iyi de arkadaş, bu ülkenin nüfusunun artışını görmüyor musun? Nüfus artış hızını görmüyor musun? Zaman içerisinde zorunlu eğitim 5 yıldan kademe kademe artacağını görmüyor musunuz? Yani bunu görmemek için kör olmak lazım. Ama biz ne yaptık o yıllarda? Onu da söyleyeyim ben size. 84'te ben üniversiteye girdim. 2000'li yılların ortalarına kadar başörtüsü üniversitede olsun mu olmasın mı? Bunu tartıştık. Ya üniversiteler, bir tane rektör çıkıp televizyonda benim üniversitemin kütüphanesi yok demedi. Her çıkan şunu dedi. Ya işte öğrenci başörtülü girmemelidir. Öbürü girmelidir. Şimdi bunu bu tür tali önünüze çıkarılan problemlerle tartışırsanız ondan sonra sınıf öğretmenine duvara toslarsınız ve ondan sonra da el yordamıyla çözüm üretirsiniz. Yani dediğimiz gibi farklı alanlarda belli mesleklerin, mesela ben açık söyleyeyim kendi alanımla ilgili. Türkiye'de her yıl 14 bin tane tarihçinin alınmaması lazım üniversiteye. Bu kadar tarihçiye bizim ihtiyacımız yok. Şimdi şöyle zannediliyor, biz üniversite... O rakamı bir daha söyler misiniz? 14 bin civarında tarihçi giriyor üniversiteye her sene. Her sene 14 bin kişi. Yani bu tabii şu mantık var. İşte biz bunları... Üniversite mezun olsun mesleki, ama ondan sonra başınıza ne çıkıyor? Atanamayan öğretmen diye bir problem çıkıyor. Yani siz bunu biz üniversite meslek değil, biz bir eğitim veriyoruz demeyle çözülmüyor. Ondan sonra her siyasi iktidarın başına her sene sayısı artan atanamayan öğretmen problemi çıkıyor. Şimdi bakın ben kendi mesleğimden söylüyorum. Ben bunu senelerce de söyledim. Ya bu kontenjanları azaltın. Bu kadar tarihçiyi zaten eğitmemiz de mümkün değil. Bu kadar tarihçi daha sonra ne iş yapacak? Yani ondan sonra çocuklar öğretmen olamayınca farklı alanlara yöneliyorlar. Bir düzen sağlayamıyorlar. Bu sadece tarihte yok ki. Bakın uluslararası ilişkiler de var. Sosyolojide var. İlahiyatta var. Bu her alanda siz tamam diyelim. Hocam bu neden öngörülemedi sizce? Mesela şu anda ya bakın Türkiye'nin biraz önce dedim ya aşırı siyasileşmeden dolayı problemlere zaman ayırıp düşünemiyoruz. Yani burada problem, plan yapamıyoruz. Yani plan yapamıyoruz. Şimdi sınıf öğretmeni ihtiyacın olacağı belli değil mi? 80'li yıllarda belli. Türkiye artan bir nüfusu var. Ama ondan sonra yumurta kapıya dayandığında el yordamıyla
problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Aslında mesele şu, eğitimde bir adım atarken çok dikkatli atmak lazım. Yaptığınız bir yanlış gelecek asılları şey diyor. O yüzden bunların iyi hesaplanıp kitaplanıp yapılması lazım. Yani ama Türkiye çok hızlı yaşayan bir ülke. Bazen zaman da ayıramıyorsunuz. O kadar çok gündemde o hadise oluyor ki. Yani zaten bir terör belamız var 80'lerden beri Türkiye'nin birçok maddi kaynağını, insan kaynağını yok eden bir şey. Bir de tabii hiçbir zaman için sizin dediğimiz gibi oturup düşünecek zamanınız olmuyor. Bakın 200, son 200 yılın gazetelerine bakın Türkiye'de. Sakin bir gün görmezsiniz. Ama Avrupa'nın gazetelerine bakın, İsviçre'ye, İsveç'e. Adamlar oturur susamullarını nesli tükenecek mi diye tartışır. Şimdi ben onu diyorum. Bir gün iki şeyi söylüyorum. Bir, seçime katılma oranı Türkiye'de %50'nin altına indiği gün Türkiye normalleşmiştir. Eskiden ben bunu şey zannederdim. Seçime çok katılmak iyi bir şey. Öyle değil. Çünkü seçim bir mücadele alanı olduğu için insanlar seçim sonucunda kendi fikirlerini devletin başına getirmeye çalışıyor. Ama Batı'da böyle değil. Zaten devletin bir omurgası var. A da gelse, B de gelse bu fark etmiyor. O yüzden de katılım %50'nin altına iniyor. İki, yani dediğimiz gibi yani bu aşırı siyasileşmeden Türkiye'nin kurtulması lazım. Evet. Bir virgül koyuyoruz hocam. Çünkü nasıl geçtiğini anlamadınız, evet. Tabii. Biliyorum ama bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra Profesör Doktor tarihçi yazar Erhan Aföncü ile programımıza devam edeceğiz. Hafta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Tarihçi yazar Profesör Doktor Erhan Afyoncu ile programımıza devam ediyoruz. Güzel gidiyoruz hocam ya. Hayranlarınız bayağı. Bir de böyle bir şey var değil mi? Çok güzel. Yani siz genç kitleyi yakalayabilmişsiniz hocam. Ya şöyle. Galiba biraz hani bilginin kibrinden ağrı olunca insan. Ya tabii öyle. Şimdi öyle bir şey. Türkiye'de şu var. Cahil diye milleti, toplumu aşağılamak. Evet. Yani şimdi bu yanlış bir şey. Yani şimdi insanlar İbrahim Tatlıses'in vardı da Oxford'larda da Oxford'da ben okumadım. Onun gibi. Yani bir kere topluma hakaret etmek bir moda oldu Türkiye'de. Yani topluma hakaret et, şey yap vesaire, insanlar aşağıla. İki, bir de bilim diye dinsizliği vurgulamak bir şey oldu. Yani aslında adamın orada dediği, işte bilim bilim diyor, bilim bilen dediği yok. Tamam, bilim ayrı bir şey. Ama toplumun inanç sistemine saldırıyor. Şimdi bunlar Türkiye'de belli moda. Halk şunu istiyor. Ya kendinin değerlerine hakaret edilmesin. Bu uzun süreden beri aynı şey. Yani Türkiye'deki en büyük problem, bizde bir tatlı su aydını var. Bu aydın dediğimiz kişiler, yani entelektüel, gerçek manada aydınlanmış kişiler değil. Bir, gerçek bir aydın kendi toplumundan, değerlerinden kopuk olamaz. Mümkün değil bu. Yani ama bizdeki problem, iki tane şey vardı bakın bizdeki aydın tipinde, Türkiye'de aydın diye nitelenenlerde. Aydın. Bir, toplumun değerlerinden ne değerlerine karşı çık. İki, yöneticilerden nefret et. Yani bir de bu var. İktidar düşmanı olacak. Bu bakın bugünkü iktidar için, dünkü iktidar için söyleyeyim. Bizim toplumda genelde bu öyle. Ne kadar küfredersen o kadar entel oluyorsun. Şey bu maalesef. Aynı zamanda işte yani sanatçıları da bu şeyi yapıyoruz. Tabii. Yani şimdi burada, buradaki mesele ünlü mamiler. Her şey ideolojik olarak yakınlaşıldığı için böyle oluyor. Yani toplumla çalışacaksın, yöneticilerle çalışacaksın. Bu aydınlık değil. Bakın gerektiğinde gerçek bir aydın yöneticilere, iktidara yanlış yaptığını söyleyebilmesi lazım zaten. Ama bu nefret ögeleriyle değil. Bizde nefret ögesi var. Daha eleştirel bir dille. Tabii yani şimdi bakın biraz önce biz ne dedik? Eğitim politikasını eleştirdik. Yani çünkü ben yanlış gördüğüm bir şey söylerim. Her zaman da söyledim. Ama usulü buyla söylemek lazım. Usulüyle söylemek lazım. Yani ama bizde her şey nefret ögesinin arkasında söyleniyor. Toplumun değerinden nefret ediliyor, yöneticilerden nefret ediliyor. Diyanet işlerinden nefret ediliyor. Bu böyle olmaz. Bakın biraz önce şeyi unuttum. 80'li yıllar neyle geçti? Bir başörtüsü tartışmasıyla geçti. İki, Türkçe ibadetle geçti. Türkçe ibadet. Ya kardeşim sen hayatın boyunca bir kere camiye gitmemişsin. Sana ne Türkçe ibadet? Camiye giden isterse yapar bunu. Sana ne? Seni ilgilendiren bir husus değil. Yani bu toplum mühendisliği Türkiye'de bir türlü bitmedi. Şimdi hocam aslında biraz önce bahsettiğimiz bu Filistinlilerin toprak satma mevzusu
izleyicilerimiz tarafından çok merak edilen bir soru. ve tam da yeri olduğunu düşünüyorum. Fakat buraya gelmeden şöyle bir geçiş sorusu sormak istiyorum. Şimdi bir dönem Avrupalıların vebalıları olarak görülen Yahudiler nasıl oldu da Tanrı katili olarak nitelenen Hristiyanlarla Müslümanlara karşı ittifak haline geldi? Nasıl oldu? Ya buradan oraya geçeceğiz. Yani şöyle dönüm noktası bu Nazilerin Yahudi katliamı. Yani oradan sonra tabii Yahudi toplumu şöyle bir özelliği var. Şimdi Yahudiler hep dışlanmışlar, sürülmüşler. En son milattan sonra 70'te Romalılar sürmüş. Ve hep Filistin'e dönüp o Siyon'da vaat edilmiş topraklarda o Yahudi devletini tekrar kurmayı hayal etmişler. Şimdi bakın burada da ilginç bir şey var. Şimdi Yahudi devleti Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut zamanında en geniş sınırlar ama çok büyük bir devlet değil. Şimdi onların böyle efsane gibi anlattıklarını Şemsettin Günaltay var tarihçi. Hı hı. Onun Yakın Şark diye bir kitabı var. Diyor ki Yahudilerin en parlak devrindeki devlet diyor Osmanlı'nın Kudüs mutasarrıflığıydı diyor. Hı. Yani Osmanlı'nın Kudüs sancağı Yahudilerin en büyük devleti. Yani Osmanlı 10 milyon kilometre karelik bir devlet. Kudüs ve çevresindeki topraklar ufacık bir yer imparatorluğa göre. Yahudilerin en büyük sınırları o. Yani kıyaslama açısından mesela Şemsettin Günaltay çok güzel bir cümle etmiştir kitabında. Fakat şöyle bir şey var. Yahudiler hep dışlandığı için asker yapılmamıştır. Toprak verilmemiş. Tek ticaret kalmış ellerinde. Ticaret kalınca da bu ticaretle birlikte zenginleşmiştir. Yani o alanda ve dünyanın da şu anda etkili olmalarının en önemli sebebi o. New York'taki elmas ticaretini tutuyor. Bilmem neredeki çikolata ticaretini tutuyor. Büyük kaynaklara sahip var. Bakın şöyle düşünün. Amerika Türkiye'de bir üniversitede eylem olduğunda güvenlik görevlileri müdahale ettiğinde hemen ne diyordu? İşte üniversite özgürdür. Batı aynısını diyordu. Müdahale edilmemesi lazım. Şu anda en ilginç olan hadise şu. Gidin bir üniversitede Amerikan başkanına hakaret edin. Kimse müdahale etmez. Ama İsrail ile ilgili olumsuz bir söz söylemeyi yasaklıyorlar. En son bir kanun teklifi var. O da tam bir komedi. Gazze'de katliam vardır denilmeyecek. İşte Yahudiler, Hristiyanlar Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürdü denilmeyecek gibi komedi bir şey çıkıyor. Yani bu aslında şunu gösteriyor. Batı budur. Yani Batı'yı böyle görmemiz lazım. İşte özgürlük vesaire şu bu bir yere kadar kendi şeyler içindir. Başkası için istemezler zaten. Ve tabii o aynı zamanda bu para medyayı ellerinde tuttular. Ve birçok yerde iktidarların belirlenmesinde etkili hale geldiler. Ve bütün Hristiyan toplumunu yöneten hale geldiler. Ki bakın antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığı, ki antisemitizm Sami ırkına karşı bir şey gibi düşünülür ama Arap, Habeş, Arami, Süryani, İbrani ama Yahudilik için kullanılmıştır. Yani antisemitizm, yani etimolojik olarak ayrı bir şey, kullanılış şekli Yahudi düşmanlığı için kullanılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren yoğun kullanılmıştır. Ki Yahudi, Avrupa'da şöyle bir Yahudi düşmanlığı var. Başlarına büyük bir felaket geldiğinde hep Yahudilerden biliyorlar. Mesela veba çıkıyor 1250'lerde. Almanya'da, Fransa'da birçok yerde Yahudileri topluyorlar, yakıyorlar. Fıçılara koyuyorlar, nehirler atıyorlar. Çünkü başımıza bu problem Yahudiler üzerinden geldi diye düşünülüyor. Veya yani Hitler'in yaptığı tabii çok büyük bir katli. Yani milyonlarca masum insanı yok etti. Ki her şeyi sorguladılar. Yani öyle bir şey değil. Ama dediğimiz gibi o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra fark bir yere gitti. Ve Batı'yı bir enteresan bir şekilde suçluluk duygusunun içine soktular. Tabii büyük para ve medya gücü her yeri kontrol etmelerine sebebiyet verdi. Bakın son olanlar aslında gelecekteki insanlar çok nasıl telaffuz edecekler bilmiyorum. Batı'da bütün özgür dünyanın lideri Amerika, liberal düşüncenin lideri Amerika, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü hiçbir şey kalmadı. Yani orada öğrenci eylem yapıyor, müdahale ediyorlar. Üniversite hocasına müdahale ediyor, götürüyor. Ki şiddete dayalı bir eylem değil. İki, kanun çıkarıp Gazze'de katliam yok dedi diyecekler. Veya Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürdü. Yani bu ilginç. Tarihe de sansür geliyor. Yani böyle ilginç bir yere doğru gidiyor. Ama tabii bu sürdürülebilir bir şey değil. Gazze'de yapılan katliam da sürdürülebilir bir şey değil. Yani öyle ben güçlüyüm, bütün Batı arkamda demeyle olmaz. Yani masum insanların çığlığı bir yerde neticesini verir. Aslında birçok Yahudi oradaki yani yazarlar, işte tarihçiler de şöyle bir
konsensus var orada hocam. Diyorlar ki işte aslında bu savaşı işte İsrail Hamas'a karşı yenildi şeyi var. Sonucu çıkıyor. Onu göreceğiz. Yani ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Hmm. Yani şimdi burada problem, İsrail'in en büyük problemi burada şuydu bakın. Artan bir Arap nüfusu var. Bakın ölenler niye çoğu çocuk? Çünkü çocuk çok. Yani İsrail'in en büyük problemi o artan bu çocuğu İsrail'in geleceğini tehlike olarak görüyor. Yani çünkü Arap nüfusu artıyor, Yahudi nüfusu, Yahudiler ilginç bir şeyi var bakın. Biraz önce planlama dedik ya. Şimdi İsrail'in amacı şu. Nüfus artış hızının 3.1'in altını hiçbir zaman düşürmek istemiyor. Var olabilmek için. Şu anda Türkiye'de 1'lere indi bu nüfus artışı. Bunu da söyleyelim. Bunu nasıl sağlıyor? Bir, doğumla sağlıyor. Doğum yetmiyor. Modern insanlar eskisi kadar çocuk sahibi olmuyorlar. Avrupa'dan göçmen getirerek bu 3.1'lik artışı sağlamaya çalışıyor. Fakat her ne yaparsa yapsın Arap nüfusu ondan fazla artıyor. Ve en büyük tehdit olarak Arap, o bölgedeki Filistin'deki Arap nüfusunun artışı. Bu katliamların ardında da o var. Yani orada çoluk çocuk öldürüp bakın. Ya bir insan hastaneye niye bombalar? İnsanın son anlarını geçirdiği yerde bile güven içinde değilsiniz deyip o nüfusu göç ettirmeye çalışıyor. Yani katliamla, tetişle vesaireyle o Arap nüfusu Filistin bölgesinden sürmeye çalışıyor. Çünkü insanlar artık diyor ki hastanede emniyette değilsin, camide emniyette değilsin, kilisede emniyette değilsin. Ve büyük katliamlarla o göçü sağlamaya çalışıyor. Bütün amacı oradaki o bölgedeki Arap nüfusunu azaltabilmek. Çünkü Yahudi nüfusu bu artış hızını bir süre sonra kaybedecek. Ne yaparsa yapsın mümkün değil. Çünkü modern insanlar çok çocuk yapmıyorlar. Şehirleşmeyle birlikte farklı problemler ortaya çıkıyor. Ve aileler, bakın en son İtalya'da da bir haber vardı. 1.2'ye düşmüş çocuk sayısı. Ve o İtalyan Başbakanı Meloni de ciddi bir tehdit olarak vurguluyor. Ama dediğimiz gibi burada bu Gazze'deki katliam sürdürülebilir bir şey değildir. Bir yerde bir duvara toslayacaklar ve burada ileride inşallah antisemitizm hareketleri bu desteklemez. Yani ırkçılık bizim geleneğimizde, yok. Dinimizde yoktur. Yani bizde bu yoktur. Zaten antisemitist olanları Yahudiler, Hristiyanlardı. Türkler de değildi, Müslümanlar da değildi. Ama bu sefer farklı bir yere gidiyor. Yani çünkü artık dünya birçok şeyi görüyor. Yani oradaki katliamı görüyor, çocuğun öldüğünü görüyor, yanında annesinin öldüğünü görüyor, hastanenin bombalandığını görüyor. Yani gizlemeniz mümkün değil artık belli şeyler. Şimdi hocam yazınızın başlığında çok güzel aslında açıklıyorsunuz bütün özetle. Hayatı boyunca konuyla ilgili yani bu Filistin'in toprak satma mevzusuyla ilgili bir tane bile belge görmemiş kim varsa... Filistinliler Yahudilere toprak sattı diye konuşuyor. Tabii. Yahudiler Filistin'de Osmanlı yönetiminin bütün yasaklamalarına rağmen 19. yüzyılın sonlarında hileli yollarla bir miktar toprak satın aldılar. Evet. Ancak 1900'de Yahudilerin elindeki 218.170 dönümlük toprak Filistin'in bütün yüz ölçümünün sadece %0.73'üydü. Şimdi bu yazınızı aslında %1 bile değil. Değil tabii. O zamanlar. Şimdi bir de böyle bir 7 Ekim sonrası sürekli bu özellikle sosyal medya aracılığıyla bununla karşılaştık. Aslında dediğim gibi programın başında söylediniz yani sosyal medyaya kurban giden konulardan bir tanesi buydu. Ya şöyle tabii şimdi biraz önceki konuyla alakalı. Şimdi iktidar Filistin meselesini destekliyorsa iktidar muhalifi olanlar oraya sempatiyle bakmıyorlar. Ki orada masum insanlar ölüyor. Yani buradaki hadise şu. Buradan belli kişiler kalktılar bunu iddia ederek şunu söylemeye çalıştılar. Bugün Filistin'in başına gelenler atalarının yaptığı hadiselerden dolayı. Toprağı sattınız oh olsun size. Başınıza bu geldi demek istediler. Ama bu doğru bir şey değil. Şimdi çünkü, oh olsun demek için bir bahane mi? Konforlu bir alan mı yırtılmış? Yani şöyle burada Filistinlileri suçlu. Maya için söylendi. Yani toprak satarsanız bu olur. Şimdi Türkiye'de ciddi bir şekilde dediğimiz gibi bu mülteci meselesinden dolayı, mülteci meselesinin getirdiği sıkıntılardan dolayı Araplara karşı ciddi bir alerji oluştu. Şimdi bunun oturup adam gibi analiz edilmesi lazım. Yani burada Suriye'den, Irak'tan her gelen Arap değil. Oradan Türk de geliyor, Kürt de geliyor. Yani sadece göç edenlerin içinde bunlar yok.
bu mesela burada dediğimiz gibi Filistin'e baktığımız hadise şu. 19. yüzyılda Avrupa'da ciddi bir antisemitizm var. Rusya'da ve Polonya'da Yahudi katliamları yapılıyor. Ve buna karşı da Siyonizm hareketi duruyor. Yani Siyon'a, dünyadaki cennete gidip bir Yahudi devleti kurmak. Hı. Theodor Herzl bunun önde gelenlerinden birisi. Ve bunun için de Kudüs'e Rothschild'le birlikte Yahudi göçünü teşvik ediyorlar. Rothschild gitmiş 13 sene Filistin'de yaşamış. Daha sonra oraya teşvik etmiş. Fakat 2. Abdülhamit bunu görüyor. Nasıl görüyor? Orada artan Yahudi nüfusunun bir problem olacağını görüyor. Ve bunun üzerine o bölgeyi yerleşmelerini yasaklıyor. Fakat para her zaman belli yasakları delmek için kullanılıyor. Bazı bürokratlar rüşvet alıyorlar. Bakın burada da problem şu. Mesela o rüşvet alan bürokratın kimliğini biz bilmiyoruz. Arap mı, Türk mü, Kürt mü bilmiyorsunuz. Yani oradaki bir memle mutasarrıfı. İngiliz de olabilir. Ha yani yok İngiliz olmaz. Osmanlı Devleti'nin personel de o iki hileli yollarla birçok teknik şeyler var burada zamanı yok ona. Alınan topraklar Yahudilerin üzerine geçiriliyor. Göç eden Yahudiler eskiden beri orada yaşıyormuş gibi kaydediliyor. Fakat ne yapılırsa yapılsın Osmanlı Devleti'nin son döneminde %1 bile değil toprak. Yani Yahudilerin elinde olan toprak. Mesela Osmanlı'nın son döneminde orada 400 küsür bin Müslüman var, 35 bin Yahudi var. Onda birinden daha az. Ki İngilizlerin şeyinde bile bakın 1948 İngilizler çekildiğinde bile Yahudilerin elindeki toprak %5'ti. Yani rakam çok büyük değildi. Yani İngilizlerin yerleştirmesine, toprak sattırmasına, vakıf toprakları işgal ettirmesine rağmen oran azdı. Yani bu Türkiye'de yanlış kullanıldı. Biraz önce söylediğimiz gibi bu Arap düşmanlığını kışkırtmak için kullanılan bir hadis oldu. Tarihi belgeler burada şey yapıldı. Yanlış kullanılarak tahrip edildi. Ya şimdi insanlar bundan ikna oldular galiba değil mi? Ya yok bu yapılmış bir sürü akademik tez var ya açar bakarsınız. Yani yok, rakam veriyoruz. İnsanlar... Bakın 218.700 dönümlik bir arazi diyoruz ellerinde 2 milyonluk, 2,5 milyonluk Filistin'in. O kadar onların elinde o dönemde. Çünkü kayıtlar elimizde. Ha, bu kayıtlar hala Türkiye'dedir. O bölgelerin vakıfı kayıtları bizdedir. Buralardan rahat araştırabilirsiniz. Osmanlı Devleti belge tutan bir devlet. Yani büyük devletler kayıt tutar. Yani Osmanlı'da da bu vardı. Ama bu dediğimiz gibi Türkiye'de problemleri çözmezseniz problem toplumun elinde farklı bir yere haline geliyor. Yani bizim huyumuz da şudur. Biz problemleri genelde halının altına atarız, uzun süre görmezden geliriz. Yani burada zamanında müdahale etmediğiniz takdirde o problemler sonradan kar topu çığ haline geliyor. Tabii ki. Şimdi aslında biraz bu Siyonizm meselesine girmek istiyorum Erhan Hocam. Hani insanın ilahi olanı çıkarlarına alet etmesi, yani din ve tarih ilişkisi açısından da baktığımız zaman Siyonizm bu zeminde nerede kalıyor? Ya şöyle tabii şimdi... Yani Yahudilerin motivasyonu aslında. Tabii yani orada din bazlı devlet ya İsrail. Yani o şekilde bir devlet. Ama bakın şöyle önemli bir şey var. Topraklarından kovulduktan 2000 yıl sonra oraya dönüp bir devlet kurdular. Ve yok olmadılar. Şimdi şöyle düşünün. Türkler devletle var olan millet. Mesela devletimizin gittiği yerlerde mesela Hindistan'da, Cezayir'de bir sürü Türk vardı. Kimliklerini kaybediyorlar. Ben Suriye'de de gördüm bunu gittiğimde. Özellikle şehirli nüfus kimliğini kaybetmiş, kaybetmeye başlamış. Köyler biraz daha muhafazakar. Ama İsrailliler o Kudüs'e döneceği arzusuyla kimliklerini kaybetmediler. Yahudi kimliğini ayakta tuttular. Ve tabii bütün her şeyi de dini bazlı yapıyorlar. Yani o arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklar. Tabii o da iki mislidir. Hazreti Davut'a vaat edilen toprak farklıdır. Hazreti Süleyman'a vaat edilen topraklar farklıdır. Sınırları farklıdır. Ona göre değişik olur. Din bazlı yaptıkları için amaç ne? Süleyman Mabedi'ni tekrar açmak. Yani Mescid-i Aksa yıkıp o bölgede Süleyman Mabedi'ni tekrar açmak. Yani bu şeyle gidiyorlar. İleride Mescid-i Aksa'ya karşı tazyik daha da artacak öyle gözüküyor. Peki hocam siz bu şeyde ne görüyorsunuz? Yani bir Erhan Afyoncu tarihçi, yazar olarak. Buradaki öngörünüz nedir? Ne olacak yani bu katliamın sonu?
İşte bu vaat edilmiş topraklar üzerinden, o dini motivasyonlar üzerinden, Siyonizm'e alet edilen bu katliamın sürdürülebilirlik noktası nerede bitecek sizce? Ya bu o bitecek noktayı bilemeyiz ama bakın, öngör bizim belki. Eskilerimiz ne derler hep? Yani zulümle iktidar olamazsınız. Olmaz. Yani bu mümkün değil. Bir yere kadar gider ve bir yerde kendi aleyhlerine döner. Buradaki hadise şu. Tabii İslam dünyası zayıf. Bakın 20. yüzyılda tek bir İslam devleti vardı. Türkiye Cumhuriyeti. Başka yoktu. Yani 20. yüzyılın başlarında 20. yüzyılın başlarında. Tek İslam devleti var. Yani başka devlet yok. Yani hepsi esaret altında. 1950'lerden beri bunlar arttı. Fakat devlet kurulmayla devlet olmuyor. Bunların kendi iktidarlarını kurmalarını sağlamaları kolay bir hadise değil. Sömürge altında yaşamışlar. Mesela bir yabancı devletten insanlar bunu demişti. Siz bunu anlayamazsınız dedi. Siz sömürge olmadınız dedi. Çünkü o kendisini eski sömüreni gördü mü ceket edik diyor bazı devletler. Yani öyle efendi olarak mantıklarına yaşamış. Şimdi burada dediğimiz gibi İsrail'in bu şeyi, zulmü, katliamı şunun için kullanıyorlar. O bölgedeki o demografik yapıyı değiştirmek için kullanıyorlar. Yani bu kadar tepkinin olduğu bir yerde, Amerikan seçimlerinin olduğu bir dönemde bu kadar pervasızca hareket etmeleri fırsatı bulduk deyip burada demokratik yapıya müdahale edebildiği kadar edecek. Yani sadece burada insanları öldürmeyle kalmıyor, göçe ve yaşanmaz bir yer haline getiriyor. Bakın şu anda ateşkes yapılsa ki inşallah yapılır bir an önce. İnşallah. O bölgelerde insanların o eski yaşantılarını sağlaması çok uzun yıllar alır. Bütün Altepe gitti, şehirler gitti, evler gitti, hastaneler gitti. Bakın bu bir şeydir. Korku yaratma metodudur. İnsanların mezarlarına kadar tahrip ederseniz ve insanlar orada yaşayamayacağı havasını verdirmeye çalışırsın. İsrail'in yaptığı da bu. Şu anda bu. Tabii. Peki İslam ülkeleri, dediniz ya hocam, İslam ülkeleri şu anda ne yapmış olsaydı İsrail geri adım atardı? Hani zayıfız diyorsunuz yani. Ya, güçlü olsalar da geri adım atar. Güçlü değilsiniz. Yani askeri olarak güçlü değilsiniz. Ekonomik olarak belki petrol geliriniz var ama güçlü değilsiniz. O geliri siz kontrol edemiyorsunuz. Dünyada öyle bir baskın lobi yaratamıyorsunuz. Yani ve birbirinizle mücadele ediyorsunuz. Yani bir de o var. Şimdi 70'lerde mesela Filistin davasına Arapların bakışı çok daha farklıydı. O zaman Suudi Arabistan falan çok daha etkili destekliyordu. Zaman içerisinde o Yahudi medyası bunları ve gücüyle diğer Amerika başta olmak üzere yavaş yavaş bu davadan uzaklaştırdı. Tabii burada dediğimiz gibi kendi işlerinde de bölündüler. Şimdi bakın orada iki tane grup var. Ebatişehir'e ayrı, Gazze ayrı vesaire ayrı. Ayrılıkları İsrail körükledi. Vesaire yaptı. Yani burada Filistinler bile birlikte hareket edemiyorlar şu anda. Problem çünkü aralara nifak sokulmuş. Yani Türkiye elinden geleni yapmaya çalışıyor diplomasiyle vesaireyle. Ama sizin de gücünüz bir yere kalır. Ama bu dediğimiz gibi bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu insani bir şey değil. Yani siz orada masum çocuğu kafasına bombayı atıp yok ediyorsunuz, kadını öldürüyorsunuz, okulunu, hastanesini bombalıyorsunuz, yiyecek göndertmiyorsunuz, su göndertmiyorsunuz. Ama dediğimiz gibi bu zulüm bir yerde duracak. İnşallah fazla can yanmadan durar. Çocuğa annesi, çocuk annesine ağlayarak biz nereye gideceğiz diye sorduğunda annesi şöyle bir cevap veriyor. Yürü oğlum. Allah'ın arzı geniştir. Yani tabii şöyle, oradakiler o yaşadıkları hayatı hiçbirimizin tahayyül etmesi mümkün değildi. Yani o şimdi de yaşamıyorlar. Yani bunlar 1948'den beri çok değişik zulümlere maruz kalıyorlar. Adam bir de öyle bir şey var değil mi hocam? Tabii sanki yani sadece 48, bu katliamı 7 Ekim'den... Tabii yok değil. Yani çünkü mesela 75 ne var? Yıldır olan. İsrail'le yerleşimci problem var. Geliyor Filistinli'ye diyor ki bu evden çık. Bu ev benim. Ya adam atasından dedesinden orada oturuyor. Yani bu şu anda en üst noktasını görüyoruz biz bu zulmün. Yani bu zulüm şu anda en üst noktasında. Yani dediğimiz gibi önceden de böyle değildi. Her gün insan öldürülüyordu orada. Yani 7 Ekim'den önce
Yahudiler o bölgede İsrail, Filistinler öldürmüyor diyerdik. Değişik bahanelerle Gazze'de, Batı Şeria'da. Bakın Batı Şeria'dakiler doğru dürüst hiçbir şeye karışmadılar. Ama Batı Şeria'da bile yüzlerce insan öldürüldü şu anda, şu ana kadar. Hı hı. İnşallah duamız Gazze'nin gazası üzerine olsun hocam. Şimdi asıl biraz da sosyal meselelere girmek istiyorum hocam. Biraz Türkiye'li meselelerini konuştuk. Sonra işte asıl vicdani meselelerimiz üzerine konuştuk. Şimdi ben yorum yapmayacağım. Genelde yorum yaptığım zaman böyle biraz geriliyorum bu konuda. Çünkü herkes benim bu konuda nerede durduğumu çok iyi biliyor. Bir sosyal meselemiz var bizim Erhan hocam. Hı hı. Başı boş sokak köpekleri mevzusu gibi bir mevzumuz var. Bir şey sormak istiyorum. Burada tarihçi yazar kimliğinize değil, akademisyen kimliğinize değil, sadece baba kimliğinize soruyorum. Bu insanlar ne yapsınlar? Yani başı boş, mesela bir evladı başı boş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir baba ne yapsın? Ya şu anda tabii biraz önce söyledim ya, problemi çözmezseniz zamanında. Ya da çok özür dilerim, bir şey daha eklemek istiyorum. Neden bu konuyu konuşamıyoruz? Ya konuşunca linçler falan, bir linç başlıklı mı sor sağlam da. Yani neden bu konu tartışılamaz bir hale geldi? Ya şu, işte mesele şu hale geliyor. Demin söyledik ya, mesela en son haber hep devamlı şunu, mama mafyasının işidir. Hı hı. Yani çünkü o sokak köpekleri mama lobileri. Mama lobilerin işidir. Hı. Çünkü bir tür bir şekilde o köpeklerin beslenmesi için, daha fazla mama satılması için yapılıyor diye veriyor. Şimdi hadise şu, bakın bu sokak köpeği meselesi gün geçtikçe büyüyerek gidiyor. Ve o kadar sokak köpeklerini lafta sahiplenenler öyle bir teröristliyorlar ki insanlar bu konuda seslerini çıkarmıyor. Bakın hayvan bizim kültürümüzde her zaman sokak hayvanı olmuştur. Batı'da yoktur, bizde vardır. Batılar hayretle anlatırlar. Türkler köpeklere bakıyor, kedilere besliyor. Kuşları satın alıp serbest bırakıyor. Yani bizim vicdanımızda bu vardır. O dinsiz canavar diye nitelendirilir o köpek. Yani Allah'ın yarattığı bir mahluktur ve ifade edemez kendisini. O hayvana zulmedilmez. Mesela hayvanlara karşı yapılan zulümler çok ağır cezaları vardır. Mesela sahibi bir atı dövdü, ata aşırı yüklediyse devlet tarafından cezalandırılır. Hı hı. Aynı şekilde bir masum hayvanı da, hiçbir şey yapmayan bir hayvana da yapılan bir eziyet, o da cezalandırılır. Bizim toplumumuzda böyleydi. Fakat hadise şu hale geldi günümüzde. Artan bir köpek nüfusu var. Hı hı. İnsanlar, çocuklar, kadınlar sokakta rahat hareket edemiyorlar. Ben de bunu birçok yerde görüyorum. Bir gün mesela oğlum geldi eve yıllar önce. Köpek kovalamış, korkudan ödü patlamış çocuğun. Mesela. Yani daha kötü de olabilirdi. Gördük de yani. Şimdi burada mesele şu. Bir, çok basit ya. Avrupa'ya gittiğinizde sokakta hayvan görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Var mı Londra'da? Yok. Paris'te var mı? Yok. Roma'da var mı? Yok. Yani şimdi bakın, hiç kimse bakın kediye bir şey diyor mu? Kediler de sokakta. Avrupa'da kedi de yok. Ama kedi köpek kadar zararlı bir hayvan değil. Köpekte de problem şu. Sürü olduğu zaman ciddi tehdit haline geliyorlar. Bir elebaşlar oluyor. Mesela o da ilginçtir. O elebaşını oradan alıp götürdüğünüzde o köpekler de tekrar şey hale gelebiliyor. Ve mesela bir çocuğa saldırdığında çocuk kaçıyor, arabanın altında kalıyor. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Efendim köpek kimseye saldırmaz, öyle değil. Benim bulunduğum kurumda da biz köpek meselesiyle ciddi ciddi uğraşıyoruz. Her gün bir şey çıkıyor. Birisini ısırmış, birisine saldırmış vesaire etmiş. Çünkü bir de saçma sapan bir kanun var. Belediye aldığı hayvanı sonradan aşılayıp tekrar aynı yere. Böyle bir saçma sapan bir şey olur mu ya? Şimdi İngiltere bunu 19. yüzyılda belli şeyler aldı, tedbirler aldı. Bir, kuduzu ortadan kaldırmak için. Bakın kuduz ciddi bir problemdi. İngiltere dışarıdan canlı hayvan sokturmadı. Ondan sonra sokaktaki köpekleri topladı. Şimdi bizim burada Cumhurbaşkanımız da bir iki defa söyledi ama bir, belediyeler, valilikler ve diğer kurumların tamamı suçludur. Çünkü görevlerini yapmıyorlar. Yani burada siz burada insanları tehdit eden, canını tehdit eden, ruh sağlığını tehdit eden bir hadise var mı? Var. Burada bir şeyler yapılması lazım. Şimdi bunun Avrupa'da ne yapılıyor? O hayvan alınıyor. Belli bir sürede sahiplenilmezse uyutuluyor. Şimdi bunun bakın sonu çok kötüye gidiyor. Osmanlı döneminde
Köpekleri topladılar ve adada çok büyük bir köpek katliamı oldu. Bakın çok acı bir şey bu, hala Türk tarihinin de utanç duyacak şeylerinden birisidir. Köpekler atmışlar diye, köpekler birbirini yiyerek, çünkü İstanbul'da da ciddi bir problem olmuş 20. yüzyılın başlarında. Köpekler hayırsız adaydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam yerini. O adaya binlerce köpeği götürüp bırakıp açlıktan köpekler ölmüş. Yani bu çok kötü bir aşama. Şimdi Türkiye'de de şimdi biz bu işi daha sağlıklı bir hale getirmemiz lazım. Yani zaman içerisinde çok hızlı artan bir nüfusu var köpek nüfusunun. Birden fazla yavruladığı için. Şimdi burada kulaklarınızı tıkayıp 3-5 kişinin terörüne boyun eğdiği zaman bu olmuyor. Burada dediğimiz gibi ve belediyelerin bakın şunu yapması mümkün değil. Köpek barınakları alıp bu kadar köpeğe bakmaları mümkün değil. Ne yapılması gerekiyor? Yani, ve daha kötü ne oluyor bakın. İstanbul'un boş yerlerine götürüyorlar, köpekler atıyorlar. Bu sefer oradan geçenlere saldırıyor köpekler. Ya Avrupa ne yapıyorsa onu yapacaksınız. Ya bu kadar basit. Nasıl yapılmış orada? Sistem nasıl yapılmış? Ne yapılmış? Yani bunların sokaklardan toplanması lazım. Yani ve insanlara sahiplendirilebiliyorsa sahiplendirilmesi lazım. Yani o da yapılmaya çalışılması lazım. Dediğimiz gibi bakın Avrupa'da sokakta hiçbir hayvan yokken bizde kediler de var, köpekler de var ama kedi daha masum bir hayvan olduğu için ve insanlar kimse kedilere bir şey demiyor. Ama Türkiye'de birkaç televizyonun ve birkaç gazetecinin dışında hiç kimse bu problemi ağzına almaya şey demiyor. Bu fakat ben size bir şey söyleyeyim. Bir şey mi hocam? Yapılan çok anket önemli. Biliyorum ben. Sokak köpeği problem olarak toplumun %80'i görüyor. %80. %80'i. Bu net siyasilerin elinde olan bir anket. %80'i bunu bir problem ve çözülmesi gereken problem olarak görüyor. O hayvanın sokakta kalmaması gerektiğini düşünüyor. Yani gidin anket yapın. Yani böyle 3-5 tane dediğimiz gibi böyle bağırıp çağıran insanın dışında toplumun çoğu bunu bir tehdit olarak görüyor. Yani ne oluyor şimdi, bağırıp çağırıyorlar diye bu kadar insanın canı, çocukların canı buna kurban mı ama diyor? Ama burada suç. Mesela buradaki şey mi yüksek suç, sesle? Suç belediye başkanlarının, valilerin. Burada ben çok özür dilerim. Devlet kurumları. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'le buradan çok selam gönderiyorum. Orada bu anlamda gerçekten çok cesurca burada kendisi de bunun bir Davut sorun Bey olduğunu cesurca açıkladı. Bir adım attı. Allah razı olsun. Aynısını Kocaeli Valisi Settar Bey yaptı. Yani bunlar yazı yazdı. Çünkü kardeşim vali olarak kurumların görevini yerine getirmesini denetlemek zorunda onlar. Şimdi belediye bu işe bir çözüm bulacak. Yani burada dediğimiz gibi bu işin sonu çok acı yerlere varabilir. Yazık günah hayvanlara yazık. Ya şimdi hocam, bu zaten ölüyorlar çocuklar. Yani şimdi diyoruz ya bakın köpeğe de yazık. Yani şimdi bu o masum hayvanları da topluma bir tehdit haline biz getiriyoruz. Bakın o köpek tehdit haline gelmiyor. Siz o köpek nüfusunun artışını engellemediğiniz için onları tehdit haline getiriyorsunuz toplumun başına. Yani biraz önce söyledim ya, halının altına problemi süpür, görme. Ondan sonra bir kadını parçalasınlar, bir çocuğu parçalasınlar. Ondan sonra ve işin ilginç tarafı şu, bir köpeğe birisi bir tekme atsa kıyamet kopuyor ki yapmaması lazım. Yani hayvana eziyet edilmemesi lazım. Doğru bir şey değil yani. Yapanların da ağır sadece şekilde hocam cezalandırılması lazım. Ama orada bir kadını köpek parçalıyor, toplumun ses çıkmıyor. En son Adana'da oldu bir hadise. Dün oldu Sivas'ta. Çocuklarına saldırıldı diye bir baba müdahale etmek zorunda kaldı ve dava edildi falan. Bir şeyler oldu yani. Tabii o da ayrı. İşte geçenlerde bir şey olmuş İstanbul'da. Bir de mesela o baba o tramvayla bir de gözaltına alındı ya falan. Çeken vurur ya. Ne olacak yani şimdi adamın çocuğunun yanında öldürürlerse ne yapacak yani? Şimdi hocam, dün de komik burada bir şey vardı. Köpeğin psikolojisini bozdu diye görevlileri cezalandırmışlar. Sonra İstanbul valisi müdahale etti de Allah'tan şey olmadı. Acaba köpeklerin terapisti kim hocam burada? Vallahi bilmiyorum. Yani dediğimiz gibi ciddi lobiler. Ya bu şöyledir. Her şeyin lobisi vardır. Bakın. Türkiye'de mesela zaman zaman kömür lobisi vardır. Doğalgaz lobisi vardır. Bir şey olur. Mesela nükleer enerji artsın dersiniz. Hemen o iki lobi devreye girer. Nükleer enerjiyi kötüler. Aslında bunun çözümü var ve şu anda herhalde ya, yapılır. Şimdi bu Avrupa nasıl çözdüyse aynısını yapacağız. Onlar da bu sefer hani Avrupa çağdaşlık falan filan diyen insanlar bu sefer diyorlar ki Hindistan'a ama bak Hindistan'da sokaklarda köpekler var falan. Ya şöyle, gibi Hindistan'ı göstermelerindeki ironiyi de o dediğimiz ekliyor. Gibi o ya şöyle bunun oturulup çözüme yönelik ne yapılması gerektiğini düşünülecek. Şimdi yok alsınlar toplasınlar kısırlaştırsınlar vesaireyle iş bitmiyor. Dediğimiz gibi
belediyeler görevini yapacak. Valilikler görevini yapacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşları görevini yapacak. Bu kadar basit. Hı hı. Şimdi hocam gelen sorulardan bir tanesi. Normalde soru almıyoruz biliyorsunuz ama Erhan hocamız. Hı hı. Bu arada o yaptığınız programları özlediniz mi hocam? Tarihin Arka Odası. Zaman zaman bir iki tane yaptık biz külliyede bir iş. Ondan sonra. Yani şöyle bizim programımız tabii iyi bir programdı. Seyirciyle evet. Teması birebir kurdu. Çok. Hala bizim şeyler gidiyor. Ama bugünkü iş yükümle onu yapma ihtimalim yok yani. Mümkün değil yani. Hı hı. Yani iki gününüz gidiyordu. Çünkü bizim program böyle bir iki saat değil diyorsunuz. Hı hı. 8,5 saat yaptığımız da oldu bizim. Yani en güzeli şey oluyordu. Sabah kameramanları geliyor. Ya bir bakıyorlar program bitmemiş. Kameraman devir teslimi yapıyorduk biz. O kadar. Tabii. Şimdi hocam program başında Türkiye'nin en önemli meseleleri nedir diye 4 başlıkta topladık ya. Şu anda da izleyicilerimizden gelen işte Erhan Hoca'ya göre Türkiye'de şu anda en bize müjde gibi gelen, önümüze açan, hatta bizi çağ atlatan, biraz daha pozitif baksak mesela. Dört başlıkta toplasak. Olumsuz bakmamak lazım her şeye. Hı. Şimdi olumsuz baktığınızda derler ya Pandora'nın kutusu açıldı, bütün kötülükler dünyaya saçıldı. Kutunun altında tek bir şey kaldı, umut. Hiçbir zaman evet. Umudunuzu şey etmeyeceksiniz. Şimdi yeni nesilde mesela gençlerde negatiflik daha fazladır. Daha olumsuz bakarlar. Hayatı daha olumsuz görürler. Çabuk kırılıyorlar. Şimdi bizim zaten bir kere tamam bir sürü problemimiz var ama bir sürü Türkiye'nin iyi şeyler de var. Yani, onları konuşalım. Onlar da var. Mesela şimdi Türkiye belli kırılma noktalarından birinden geçiyor. Mesela Türkiye şimdi bu tabii çok telaffuz edildiği için değeri yeterince anlaşılmıyor çok telaffuz ettiğinizde de. Türkiye asırlar sonra savunma sanayinde kendine özgün silahlarını yapmaya başladı. Bakın silah, savaş bunlar kötü şeyler. Ama kendi silahınızı yapamazsanız bağımsız olamıyorsunuz. Yani bundan 550 yıl önce Fatih Sultan Mehmet topu bir savaş silahı haline getirdi. Bakın topu icat etmedi. Şu anda da Baykar grubu, Selçuk Bayraktar, Baykar teknoloji dronları bir savaş silahı haline getirdi. Yani konvansiyonel harpte sonucu değiştiren, etkileyen TB2 ile Akıncı ile birlikte yeni savaş konseptini değiştirdi. Bu bakın bana göre Türkiye'de kıymet anlaşılmamış bir hadise. Neden kıymet anlaşılmamış? Şimdi herkes gurur duyuyor. Hı. Ama nasıl bir dönüşüm yaptığını görmüyorlar. Türkiye ilk defa bir silahla dünyanın önde gelen ülkeleriyle birlikte üretiyor ama en etkin kullanan şu anda Türk ordusu. Yani Amerika'da da SİHA'lar var, bizde de var. Ama bizim kadar etkili kullanmıyorlar. Amerika onu bir sadece suikast için kullanıyor. Türkiye bunu birçok yerde Libya'da, Karabağ'da savaşla kullandı. Konvansiyonel harpte kullandı. Ve bir savaş konseptinin değişimine şey yaptı. Şu anda bakın insansız uçak geldi. Bu sene seri üretimine başlıyor Kızıl Elma. Hı. Ve of daha farklı bir yere sokacak işi. Yani bu sadece Baykar olarak kalmıyor. Bütün savunma sanayini, Aselsan'ı, Havelsan'ı, Roketsan'ı da arkasında sürüklüyor. O motor gücümüz bizim. Ve diğer kurumlarımıza radar yapıyor, kamera yapıyor. Ona göre füze yapıyor. Ve Türkiye sadece kendisine değil, kendisinden talep eden dostlarına da, dost ülkelere de bu silahı veriyor. Çünkü Amerikalı vermiyor bunu. Kesinlikle. Yani Alman vermiyor bunu. Çünkü oradaki insanlar şöyle düşünün. Etiyopya'da azınlık bir grup Etiyopya yönetimini devirecekken SİHA'ların müdahalesiyle bu durdu. Veya Kırgızistan-Tacikistan çatışmasında Kırgızistan belki de işgal edilecekti. Türk SİHA'larının müdahalesiyle orada savaş durdu. Yani sadece siz değil, sizinle birlikte hareket eden dost ve kardeş ülkeler de bu teknolojiden faydalanıyorlar. Tabii burada dediğimiz gibi Türkiye'nin problemlerinin yanı sıra iyi şeyler de var. Mesela bir diğer hadise Türkiye uluslararası ilişkiler alanında mesela kapalı bir ülkeyken şu anda çok aktif bir ülke haline geldi. Yani birçok ülkeyle ilişkileriniz gelişti. Daha düne kadar mesela 80'li yıllara kadar birçok Arap ülkesiyle Türkiye'nin doğru düz ilişkisi yoktu. Yoktu. Yani mesela Cezayir'i biz bağımsızlığını tanımamışız ve sonra özür de dilenmemiş. 80'lere kadar doğru düz bir ilişkiniz olmamış. Ama 80'lerde Özal gitti özür diledi. Çünkü bizim yaptığımız bir yanlış. Yani bağımsızlığını tanımıyorsunuz ya sömürgeden. Biz sömürge ülkesi Fransa'dan ayrılmasının da Türkiye karışmıyor hadiseye. Tabi bu da kırıyor öbür tarafı. Burada en önemli problem bizim dediğimiz gibi nüfus problemi. Ve bu nüfusun eğitilmesi problemi şu anda. Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi bu. Yani bunlar tabi kolay çözülecek problemler değil.
Ama problemi çözmek için önce problemi problem olarak görmeniz lazım. Bakın sokak köpeği probleminde de böyle. Bu problem olarak görülmüyor. Sadece söyleniliyor. Problem olarak gördüğünüzde bunu çözmek için ilk adım atarsınız zaten. Hı hı. Hocam bir tane siyasi soru sormak istiyorum. Sorayım mı? Buyurun. son zamanlarda konuşulan bu yumuşama girişimini, yumuşamak derken belki hani işte siyasetteki hani bu çok konuşulan meselelerden bir tanesi işte CHP lideri Özgür Özel'in aslında bugünkü açıklamaları da biraz gerçekten bunun bir başlangıcıydı. İnşallah burada kalınır, bilmiyorum. Nasıl bakıyorsunuz? Yani böyle bir mesela programın başında da dediniz ya, en önemli problemlerden bir tanesi siyasi aşırı siyasileşme. Siyasileşme, tabii, kutuplaşmadan bahsettiniz. Tabii. Nasıl görüyorsunuz? Yani bu ya şöyle, gerçekçi bir şey mi sizce? Yani ben uzun süreli olacağını zannetmiyorum. Hı. Olması lazım mı? Lazım. Bana göre iktidar ve muhalefet partilerinin arasında tam çekişme olacak. Çünkü onu devirip yerine geçmeyi planlıyor. Ama bunun nefrete giden ayrışmaya yol açmaması lazım. Yani buradaki en büyük problemlerden birisi bu 28 Şubat'ta başlayan aşırı siyasileşme. Toplumu da gerdi, partileri de ona göre, topluma göre hareket etmek zorunda kaldılar. Ve bu sağlıklı bir netice vermedi. Ne oldu? Bu sefer diğer yardımcılarımız da partilere göre bölündü. Yani bu doğru bir şey değil. Bunun olması lazım. Ama bu uzun süreli ben zannetmiyorum. Çünkü bizim toplum olarak şöyle bir şeyimiz var. Her şey sağlıklı çıksa da kendimiz bir problem çıkarırız yani. O maalesef öyle bir özelliğimiz var. Ya şöyle düşünün ya, bu ülkede durduk yere bir Montreux tartışması çıktı. Kardeşim ne Montreux'su? Ondan sonra amiraller bildiri verdi, bilmem ne yaptı, böyle iş acayip ya, durduk yere iş çıkıyor, bir problem çıkıyor olmayan bir şeyden. Yani olmayan bir konudan bir problemden hadise çıkarıyorsunuz. Günlerce basın onu tartışıyor, toplum bölünüyor, partiler bölünüyor. Geçmiş gazetelere bakarsanız o böyle birçok konu bulursunuz. Yani dediğimiz gibi siyasette yumuşama lazım. Yumuşama değil de daha sağlıklı ilişki kurulması lazım. Yani böyle tamam, muhalefet iktidarı değişir. Her zaman eleştirmesi lazım. Eksiklerini söyleyecek. Çünkü iktidar da muhalefetin eleştirilerine kulağını tıkamamak zorunda yalnız. Yani iktidar da muhalefet bir şey söylüyor diye, sırf muhalefetten de geliyor diye reddettiği zaman problemi görmez. Ama muhalefetin bir eleştiri dili yoktu yani. Ya şöyle, hakaretimiz bir dilim oldu. Ya şöyle ben, işte bu dediğim ya, aşırı siyasileşme ona yol açıyor. Ama burada da şöyle bir şey var. O muhalefet partisinin toplum kesimi o sert üslubu kullanmasını istiyor. Yani bazen partileri de onlar itiyorlar. Mesela yan yana geldiği zaman kalkıyor, bu sefer kendi muhalefet partisini eleştiriyor. Yani bu aşırı siyasileşme toplumun her kesiminde var. Yani partilerde yok sadece, toplumda da var. Yani ve nefret dili kullanılıyor bazı yerlerde. Bu doğru bir şey değil. Yani çünkü iktidar ile muhalefet değil, siz bir milletsiniz. Türk milletisiniz. Yani burada dediğimiz gibi en büyük problem de şu tabii. Bizim darbelerden dolayı uzun süren parti geleneğimiz oluşmadı. Yani şimdi AK Parti kaç yıllık bir parti? 22 yıllık bir parti. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in başında kurulmuş bir parti ama kaç kere kesinti uğradı? Kapatıldı. Arşiviniz gitti, geleneğiniz gitti, o şeyiniz gitti, farklı farklı partiler kuruldu. Yani bu da demokrasinin sağlıklı geçirmemesini sağlayan bir faktör. Yani yumuşamayı doğru buluyorsunuz fakat uzun süreli... Yani şöyle, inşallah sürer. Ama ben uzun süreli olabileceğini zannetmiyorum. Yani o, yani Türkiye'nin tarihsel yapısına baktığım zaman bu bir yerde patlar yani. Şimdi hocam, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben biraz da Erhan Afyoncu'ya tekrar geri döneceğim. Yani program başında böyle bir açık büfe gidiyoruz bu arada. Çok güzel gidiyoruz. Hem anneler gününe de girmişken. Hatta siz İstanbul'a geliş hikayenizde anlattınız. İlk maaşınızla ne yaptınız? Evet. İlk maaşımla ne yaptım? Kitap almışızdır. Yani şöyle tabii. İstanbul'a ilk geldiğimizde de mesela 84'te ilk geldiğimde mesela ilk TÜYAP kitap fuarı o zaman etaptaydı. O zaman tabii navigasyon bilmem ne vesaire yok. Hangi otobüse bineceğim, binmeyeceğim vesaire. Gidip oradan kitap almaya başlamıştık. Tabii çok bizim ömrümüzde iki şeyle geçti. Kitap alıp kitap taşımakla geçti. Yani alırsanız, burada yurttasanız Tokat'a götürürsünüz. Sonra Tokat'tan getirirsiniz. Evde içerisiniz, kitap taşırsınız. Yani o
zaten o maaşınız, asistan maaşınız alacağınız çok bir şey de yok. Şimdi insanlar mesela ekonomik olarak Türkiye bir sıkıntı çekiyor ama bu sıkıntı, mesela bakın Kemal Sunal filmlerinden bir örnek daha vereyim. Tabii o gözle sosyolojik olarak Kemal Sunal filmlerine baktığınızda hep toplumda pahalılık anlatır. Bu arada Kemal Sunal'ın en çok hangi filmi seviyorsunuz hocam? Yani hem baba filmi Zübük filmidir. Zübük. Tabii yani o tabii Aziz Nesin'in kitabı o üst düzey bir şeydir yani eleştiridir. Ama tabii orada şu açıdan bunu da geçenlerde fark ettim. Hep bir pahalılık vurgusu var. Hayat kaygısı ve geçinememe problemi var. Özellikle de sabit maaşlılardı. Yani şimdi şöyle diyeyim, mesela 1980'lerde biz 89'da ilk asistan oldum da maaşımız 250 dolar falan da asistan maaşı. Yani ama tabii ihtiyacınız az. Yani cep telefonunuz yok. Vesaire başka şeyiniz yok. Yani para harcayacağınız yerler de sınırlıydı. Şu anda bir asistan 1000 doların üzerinde para alıyor ama o 89'dakinin geçim standartını yakalayamıyor. O da ayrı. Bu arada şunu da söyleyelim. Mesela üniversite akademisyenlerinin, tabii her toplumun her kesiminin var ama ciddi bir ekonomik sıkıntısı var. Yani tabii maliye kendine göre tedbir alınması lazım ama akademisyenlerin ekonomik durumunun iyileştirilmesi lazım. Yani bakın bu hiç görülmüyor. Toplumun da en az sesi çıkan kesim üniversite kesimidir. Yani bunun bakın neticesi ne? Hiçbir üniversite nitelikli personelin tutamayacak. Yani siz bir asistana 40 bin lira, 45 bin lira maaş verdiğiniz zaman piyasada 150 bin lira iş bulduğunda bu gidiyor. Bir elektronik mühendisini tutamıyorsunuz. Yani bir yabancı hocasını tutamıyorsunuz. Yani mesela üniversitelerinde ciddi problemlerinden birisi bu. Niteliksel hoca kaybına sebebiyet veriyor. Ve maalesef toplumda da şu anda bu telaffuz edilmiyor. Çünkü toplumun birçok kesiminin şeyi var. En başta emekliler olmak üzere ciddi bir ekonomik sıkıntıları var. Ama üniversite hocalarının da bir sıkıntıları var. Bu çünkü dediğimiz gibi özellikle genç personeli üniversitede tutmak bundan sonra mümkün olmayacak. Eğer bu ekonomik şartlar düzeltilmezse. Ondan sonra ne olacak? Sıradan hocalarla üniversiteniz devam eder. Düzelteceğine inanıyorsunuz değil mi hocam? İnşallah. Yani ama dediğimiz gibi bizim ülkede böyle bir şey zaman olmuyor. Yani bir iner çıkar, iner çıkar, iner çıkar. Yani enflasyonun en son 2004'ten önce tek haneli olduğu dönem 1970. 34 sene çift haneydi enflasyon. Yani 2004'ten sonra tabii uzun süren bir tek parti döneminin olması, dünya ekonomik koşullarının iyi olması ile birlikte ve iyi bir ekonomi yönetimiyle biz şeyi gördük. Yani o fiyatların artmadığı bir dönemi gördük. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. Birkaç yıl önce pandemi bitti, okullar açıldı. Şimdi bir oğlum ortaokulda, bir oğlum lisede. Eve gelir gelmez kapı açılınca ilk lafları şu oldu. Baba, tost şu fiyat olmuş, öbürü döner bu fiyat olmuş diye. Çünkü çocuklar hayatlarında fiyat artışı görmediler. Yani ben gördüm. Niye gördüm? 80'li yıllarda bir günde vapur ücretinin %105 arttığını biliyorum. Tramvayın arttığını biliyorum. Ama bunlar zamanda enflasyon 2018'e kadar tek haneli gittiği için 2017'ye kadar zaman zaman azarsa da fiyat artışları çok azdı. Ama şimdi birdenbire 100 liralık bir şey 150 lira oluyor. İstikrar olsa düzelme olur. Mesela istikrarın olabilmesi. Ve bakın burada da başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün, hatta bugün oldu, Mehmet Şimşek şey açıklayacak. Ekonomide tasarruf paketi. Bu örnek olması açısından iyi ama ekonomide bizim tasarruf edeceğimiz yer memur sayısıdır. Türkiye'de aşırı bir memur var. 1980'de 38 kişiye bir kamu çalışanı düşerken şu anda 16 kişiye bir kamu çalışanı düşüyor. Yani bütçenin asıl yükü personel gideri. Yani personel sayısını kademeli olarak siz azaltmadığınız takdirde tasarruf yapamazsınız. Yani 5 milyon civarında kamu çalışanı var şu anda Türkiye'de. Ki AK Parti geldiğinde memur sayısı 2 milyon küsürdü. Daha düşürmeyi planlıyordu ama şartlardan dolayı bu düşmedi. Ve 16 kişiye bir kamu çalışanı düşmesi çok fazla bir rakam. Yani bu toplumda diğer kesimlerde iş gücünü de etkiliyor. Yani bizim tasarruf yapmak istiyorsa tabii Mehmet Şimşek bunu ister de kolay bir hadise de değil. Yıllara sahip bu personel rejiminin yeni baştan düzenlenmesi lazım. Yani Türkiye'de hiçbir dönem bu kadar artış olmamış mı? Yani 1980'lerde 1.2 falan. Şu anda 5 milyona çıktı kamu çalışanlarının sayısı. Ve bakın 38 kişiye bir memur kamu çalışanı düşerken şu anda 16 kişiye bir kamu çalışanı düşüyor. Mesela bu ciddi bir problem.
Sadece onun maaşı yok. Onun sigortası var, bir sağlık harcaması vesairesi. Bu bütçenin zaten yarısını götürüyor. Yani bütçedeki en büyük gider kalemlerinden birisi bu. Yani orada belli şeyler sembolik olarak düşünülüyor ama tabii burada da şu var, toplumun önemli bir kesimi memur olmak istiyor. Yani ben diyor oraya gireyim diyor, fabrikada çalışıp o kadar yorulmayacağım ve bakın ondan sonra da çok sağlıksız bir şey oluyor. Yani şimdi devlete girip işini iyi yapmamak da aslında bir vebaldir. Haktır. Haktır tabii. Yani orada sen kardeşim memur olarak adam gibi çalışmak zorundasın. Öğretmensen dersini düzgünce vereceksin. Temizlik işçisiysen çöpünü düzgünce toplayacaksın. Ama bunu suistimal eden gruplar var, insanlar var mı? Var. Hı. Ve başka bir problem söyleyeyim size. Bakın dediğimiz gibi bunu sahada biz görüyoruz. Memurun hadi bu kadar sayıda olmasını bırakın. Belli yerlerde öbekleniyor. Nasıl belli yerler? Siz adamı İstanbul'da çalışsın diye iş almışsınız. Hı. Adam asaleti tasdik edilir edilmez. Eşini götürüyor Tokat'ta bir yere sigortalı sokuyor. Hı. Tokat'a örnek veriyorum memleketim diye. Ondan sonra eş durumundan tayin istiyor. Ondan sonra ne oluyor? Buradaki kurum bir memur kaybediyor. Tokat'ta bir memur fazlalık haline geliyor. Yani iş yapsın yapmasın orada bir memur fazla oluyor. Mesela öğretmenlerde de böyle. Şimdi bu devlet memurluğunun mesela uzun süre yer değiştirmemesi lazım işe girdikten sonra. Yani ben en fazla mücadele ettiğim işlerden birisi bu. Cumhuriyet'in başında bu varmış. Peki nasıl olacak hocam eş durumdan? Mecbur gönderiyorsunuz. Yani kanun öyle. Şimdi hayır bakın bir de şöyle de bir şey var. Suistimal ediliyor bu. Yani tamam gerçekten eşi orada iş bulmuştur gitmemiştir ayrı bir şey. Ama götürüp siz orada bir eczaneye sigorta olarak sokuyorsunuz sonra eşinizi tayin ettiriyorsunuz bir sene çalıştıktan sonra. Bu sefer ne oluyor? Tokat'ta diyelim 100 memur bulunması lazım ki 200 memur oluyor. İstanbul'da 2000 memur olması gereken 1500 memur oluyor. Burada kamu dairelerde sıkıntı çekiyor oradaki de çekiyor. Şimdi burada da mesela çok ciddi bir personel yasası çıkarılması lazım ve düzeltilmesi lazım bunu. Mesela şey iyi bir sistemdi. Sözleşmeli sistem. Belli bir sene tayin isteyemiyorlardı. Bu seçim sürecinde mesela orada herkes kadrolu olunca o da alt üst oldu. Ama geçici olarak hala belli bir süre şey yapamıyorlar. 4 seneye kadar tayin istenemiyor ama şu anda 4 sene sonra istiyor. Eskiden o da yoktu. Çünkü sözleşme olarak o kuruma alınmıştı. Yani bu aşırı memur şişkinliği de mesela ciddi bir problem. Hocam sizi yorduk mu? Yok. Bilmiyorum. Biz 8 saat program yapmaya alışmışız. Şeyler yok. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Bu arada liyakat üzerine girecektim. Bak onu unuttum. Sizin Osmanlı dönemindeki liyakat sistemi üzerine çok güzel bir yazınız da vardı ama programımızın sonuna geldik. Evet. İnşallah. Zaten burası sizin biliyorsunuz. Yani söylediğiniz gibi eski mekanınızmış. 24 TV. Öyle. Çok uzun zamandan beri gelmiyor musunuz bu arada? Yok gelmiyor. Yani şöyle. Tamam, şimdi işler son. Yoğun olunca çıkmıyoruz. Size de bir iki yıldır verilmiş sözüm var diye geldim. Yani. Hocam ben bir yıl demiştim ama siz geldiniz. İki yıl oldu yani. Ben hatırlıyorum. Ya yani. Evet iki yıl oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Benim için çok kıymetliydi. Gerçekten gençler için de çok kıymetli bir noktadasınız. Estağfurullah. Bu anlamda da güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yani önemli olan şey şu. Herkes işini iyi yapması lazım. Evet. Üniversite hocasının da, temizlik görevlisinin de, televizyon muhabirinin de, gazetecinin de. Hı. İşimizi iyi yaparsak ülkemiz daha iyi yerlere gidecek. Yani burada mesela gençlerin çok güzel özellikleri var. Torpil istemiyorlar çoğu. Bakın ben yakından gördüğüm için. Hı. Ama kötü bir özellik var benciller. Görevi bu bardağı alıp burada koymaksa bu bardağı alıp buraya koymuyor. Hı. Mesela böyle dediğimiz gibi toplumun değişik kesimleri bu siyasi çatışmayı asgariye indirip işlerini iyi yapalasa Türkiye daha mutlu ve müreffeh bir ülke olur. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah iki yıl sonra programa gelirseniz ben yaşarsam inşallah. Allah ömür verirse. İnşallah. Rabbim uzun ömürler amin. Versin. Sağlıklı. Efendim biz gidiyoruz. Çok teşekkür ederiz mesajlarınıza destek oldunuz. Önümüzdeki hafta yaşarsak, burada kim vardı programımızda çok özür dilerim. Tarihçi yazar Profesör Doktor Erhan Afyoncu'la mükemmel bir sohbet gerçekleştirdik. Siz de zaten çok da beğenmişsiniz. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmasa ben buralarda olacağım. Allah'a emanet olun. Eyvallah diyorum. Hayırlı geceler diliyorum efendim.